Merhabalar, iyi akşamlar Ankara'dan. Size söylenenlerden ya da okuduklarınızdan çok daha fazlasını vaat eden programa Siyasi İşlere hoş geldiniz. Seçim geride kaldı. Kazanan kaybeden kendi açısından 24 Haziran'ın muhasebesini yapıyor elbette. Bunun yanında iktidar tabii ayrı bir mesai sürdürüyor. Çünkü yeni döneme, yeni yönetim sistemine geçişte yol haritası, isimler belirleniyor. Yeni süreç önemli çünkü bir anlamda devlet de yeniden şekilleniyor. Birçok ilki bu dönemde yaşayacağız hep birlikte. Biz de bu yeni dönemi konuşacağız siyasi işlerde tabii. Muhalefet cephesine baktığımızda gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüş durumda. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonrası yaptığı açıklamada genel başkanlık yarışına ilişkin benden kurultay kelimesini duymayacaksınız demişti. Demişti ama dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğe dair bugün anlattıkları o sürecin bir anlamda liderlik yarışının, genel başkanlık yarışının ya da kurultay sürecinin bir anlamda başladığını gösteriyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biteni konuşacağız. Tüm bu gündemin yanında tabii süre gelen başlıklar var. Örneğin 24 Haziran'da bir seçim yaşadık. Bir erken seçimdi, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi. Şimdi de yerel seçimler acaba erken alınır mı, alınmaz mı, bu konuşuluyor. Erken seçim bir şekilde dillendirilince daha önceki tecrübeler bir şeyler anlatıyor. Biz de bu akşam siyasi işlerde konuşacağız. Acaba bir erken yerel seçim söz konusu olabilir mi? Olursa ne zaman olur? İçişleri Bakanı'nın HDP-CHP ile yaşadığı polemikler var. Bunun yanında maalesef çok acı haberler paylaşıyoruz. Eylül, Leyla, çocuk ölümleri yaşanıyor. Önüne geçme adına atılacak adımlar nelerdir, neler yapılacak? Seçim sürecinde sıkça dillendirilen bir vaatti. O hal kalkacak demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Kalkacak mı, kalkacaksa ne zaman kalkacak, bunu konuşacağız. Yani gündem bir hayli yorum. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ekip burada. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi. Star gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu. Hoş geldiniz. İki Ankara gazetecisi burada. Yanlarına bir de akademisyen aldık. Doçent Doktor Zahit Sobacı. SETA siyaset araştırmacısı. Hoş geldiniz siyasi işlere. Şimdi Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşarak başlayalım. Muharrem İnce'nin açıklamaları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklif tabii bir anda gündemi değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sanki bir kurultay hazırlanıyor gibi öyle gözüküyor. Şimdi açıklamaları konuşuruz ama bu sürece nasıl gelindi? 24 Haziran ve sonrasında işte dünkü yemek, akşam yemeği. Yüz yüze bir temas olmamıştı. Bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini biliyoruz iki isim arasında. 24 Haziran'dan dünkü yemeğe kadar neler yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Nasıl o teklife kadar gitti? Teklif şu, Muharrem İnce diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'na onursal başkan ol, genel başkanlıktan çekil, ben genel başkan olayım. İşte sen mecliste grubu yönet, ben de yerel seçime partiyi götüreyim. Bir de tabii o yemeğin eşli olmasının anlamı ve ondan sonraki tartışmaları tabii da ekleriz. Bugüne nasıl gelindi? Bugüne aslında tarih tekerrürden ibaret ya da böyle dejavu denir ya, sanki biz bunu daha önce yaşamıştık gibi 2010'unu da hatırlatan bir tarzda gelindi. Ama başlangıç noktası şuydu. Eski öğretmen, yeni siyasetçi Muharrem İnce gel bakalım buraya diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığına zoraki bir şekilde Muharrem İnce'nin ilan edilmesiyle gelindi. Şu bir gerçek, Muharrem İnce bugün nasıl olağanüstü kurultayı zorluyorsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını da zorlayarak, deyim yerindeyse parti iç dengeleri ve CHP kamuoyunu da kullanarak söke söke aldı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu söke söke aldı derken Kemal Kılıçdaroğlu istemedi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikli tercihi değildi, istediği tercih değildi ve hiçbir tanımına da uymuyordu değil mi? Hani ekonomiden anlayacak, çatışmacı olmayacak. Dolayısıyla Kemal Bey'in istediğini söylemek yani eşan tabiatına ve siyasette bildiğimiz bütün dinamiklere aykırı. Ayrıca bir çatı aday, özellikle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ismi etrafında bir formülasyon üretilmesi, Sayın Muharrem İnce'nin Erdoğan'la Gül kavgasından bir iktidar çıkartmak gibi bir projenin anlamı yoktur, ben böyle bir şeyin peşinde koşmayacağım diyerek oraya göndermede bulunması, aslında CHP'nin içinde karşılıklı bir iç dinamiğin dışa vurduğu ve şifrelerin çözüldüğü bir süreç yaşadık ve bence devam ediyor. Şimdi Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçilemezse
Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacağını, gel danışman ol derse danışmanlık yapacağını, gel yardımcım ol derse yardımcısı olacağını söylemişti. 2010 şartlarında bir komployla Sayın Baykal, bu arada tekrar şifalar dileyim kendisine, Sayın Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmak zorunda kaldığında, o zaman yıldızı parlatılan Kemal Kılıçdaroğlu da ben aday olmam, aday olmayı düşünmüyorum diye başlamıştı sürece. Sonrasında birdenbire nasıl aday olduğunu ve tekliflere, taleplere neden karşılık vermek zorunda kaldığını da ifade eden cümleler duymuştuk. Bugün de Muharrem İnce'nin şöyle bir yaklaşımı var. Ben karşısına aday olmam ama o olağanüstü kurultayı toplayabilir, toplamalı. Kendisine bir onursal başkanlık teklif ederiz. Böyle bir büyük abilik yapar. Tecrübelerinden yararlanırız. Yani kendisini siyasetten emekli ederiz. Ama bu arada emekli bir siyasetçi olarak da zaman zaman kendisine danışırız. Partiyi de yeniden inşa ederiz ve gerek yerel seçime gerekse 2023'e hazırlarız. Hatta onun iddiasına göre bu genel seçimler 2023'e bile kalmadan daha erken de yapılabilir diye de beklentisi ve tanımlaması var. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin temsil ettiği damarla Kılıçdaroğlu'nun savunduğu damar arasında bir fark var. İkinci husus, Sayın İnce sahaya sürüldüğünde Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili aday listesini hazırlıyordu ve Muharrem İnce ve ekibi diye tanımlanabilecek en azından daha önceki CHP kurultaylarında Muharrem İnce ismiyle birlikte adı anılan veya kendisiyle hareket eden milletvekillerin önemli bir bölümünü budadı. Ve Muharrem İnce bizzat alandaki çalışmasını bırakarak CHP Genel Merkezi'nde bu isimlerin en azından kendisi için mutlak gerekli olanlarının listede ve seçilebilir pozisyonda olmasını sağladı. Fakat günün sonunda beklentilerinin de karşılanmadığını da not ederek, yani bugünler öyle tesadüfen gelinmediğini vurgulamak için söylüyorum. Ve tabii ki Kılıçdaroğlu İnce'ye karşı genel başkanlık yarışını kazandığı son kurultayda da delegeyi istediği gibi dizayn etmenin rahatlığıyla hareket ediyordu. Bir de Kılıçdaroğlu'nun bence bir sözcüsü var. Bakın CHP sözcüsü demiyorum bilerek. Ve hatta yer yer bir kötü adamı var. O da Bülent Tezcan. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun organize ettiği ve şekillendirdiği birçok politikanın veya uygulamanın sözcüsü durumunda. O yüzden de kötü adam ilan edilmiş durumda. Mesela Bülent Tezcan da bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin çıkışı sonrası açıklamalarına siyasi nezaketsizliği tekrar ederek bazı cümleler kurdu. Aslında siyasi nezaketsizlik borsası Kılıçdaroğlu'nun iki, İnce'nin bir olduğu bir tabloyu bize gösteriyor. Ne demek bu? Gel bakalım Muharrem İnce diye başlayan hamle bir siyasi nezaketsizlikti. Bir, seçimden sonra yapılan değerlendirmede Muharrem Bey de beklediğimiz oyu alamadı derken yine bir indirgemeci, küçümseyici yaklaşım vardı. Etti iki. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin de eşli dizayn edilmiş, aslında olabildiğince siyaset konuşmayalım, aile içinde kalsın bu diyerek Muharrem İnce Kılıçdaroğlu görüşmesini seçim sonrası bir yüzleşmeye dönüştürmemeye dönük o altyapıya karşı da bir çıkışı var. Dolayısıyla Muharrem İnce eşli yemekte siyaset konuşulmazı adeta kendi yöntemiyle bertaraf etmiş. Sonra da kamuoyuna da bunun adeta bir sunumunu yapmış durumda. Böyle bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde %22,5 oy almış. Özellikle 2015 ve sonrasında anlamlı bir oy kaybı olursa ben genel başkanlığı bırakırım diye söylemleri olan Sayın Kılıçdaroğlu, gündemimizde olağanüstü kurultay yok, koltuk kavgasına ben müsaade etmem, böyle bir hedefi olan varsa kendisine başka yer bulsun söyleminin şu anda hala takipçisi. Ancak öbür tarafta 1977'den bu yana sol blok veya sol oylar diye tabir edilen kesimi ilk kez %30'un üzerine çıkartmış bir isim var. Ve son olarak Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki evet, Cumhurbaşkanı adayı olarak zaten parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını taktığına göre zaten CHP'den fazla oy alması beklenirdi. Buradan da ayrı bir genel başkanlık iddiası veya tartışması çıkmaz. Ben öyle zannediyorum ki bir, Sayın Muharrem İnce bugün hala açıklamak zorunda olduğunu düşündüğüm 24 Haziran gecesi halkı sokağa çağır şeklindeki tekliflere hayır dedim de başlayan, sonra da açık oy farkı var, ben bu seçimin sonucunu her şeye rağmen kabul ediyorum da başlayan sözleriyle CHP Genel Merkezi'nin seçimin meşruiyeti üzerinden tartışma yaratmaya dönük planlamasını bozduğu için zaten bir kötü adam figürü genel merkezdeki yapı ve dinamikler bakımından. Ve tabii ki şunu da söyleyelim, yani bunu çok hassasiyete binaen söylüyorum. Türkiye'de Alevi yurttaşların kendisini siyaseten ifade edebildiği, soluklandığı bir alan oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Yer yer marjinal solun. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir çizgiyi ve damarı temsil ediyor. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yerleşik dinamiklerin adeta bir iktidar alanı kaybediliyor kaygısıyla
kolay kolay değişmesini de mümkün görmüyorum. Onu konuşalım. Delegere karşılığı var mı yok mu onu konuşuyoruz ama Mustafa şunu sormak isterim. Önce şunu yani İnce bu formülü kaç kişilik bir ekiple çıkarıyor? Yani şimdi ne demektir bir genel başkana sen onursal başkan ol ben meydan okuma. Bunu en iyi Kemal Kılıçdaroğlu biliyor çünkü daha önce Deniz Baykal'da kendisi teklif etmişti o tartışmalar sırasında. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yani bu anahtarı bana ver. Sen de hani biz de seni sevelim sayalım bir yerde dur demektir. Onu yapacağını ben zannetmiyorum. Bu net. İki, bu dünden bugüne oluşmuş bir şey değil. Muharrem İnce'nin genel başkanlık için arkasını aldığı bir destek var, bir kitle var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bir miktar var, teşkilatlarında bir miktar var. 200 oyu bulmamıştı galiba adaylığında yanlış hatırlamıyorsam. Kurultay'da aday olduğunda Kemal Bey'in karşısında. Çok güç aday olabilmiş. Yani sayısal denge evet, olmuştu. Yani orada bir imza sorunları tartışılmıştı falan. İmza sorunları evet. Yaşamıştı. Orada şimdi bu elbette bir şekilde karşılığı olduğunu gösteriyor ve o biraz da kemik bir karşılık. Çünkü bir öncekinde de yine iyi oy almıştı. Ve benzer bir desteği vardı yine. Dolayısıyla oradan bir şey var, bir baskı var üzerinde. Ben bu girişiminde mesela biraz daha ağır davranacağını, biraz daha kendine zaman tanıyacağını, bu görüş 81'li ziyaret edeceğim pozisyonunu koruyacağını falan düşünüyordum ama o arkasındaki güç biraz onu destekledi. Bu tabii dış güçler falan demiyorum. Parti içerisinde ya da siyasi güçler diyelim. Destekledi ve biraz da ittirdi. Ben onu biraz erken ne almasını buna bağlıyorum. Birçok yerde Cumhuriyet Halk Partili yorumcular çok belki ana akım medyaya yansımadı ama bunu önerdiler. Bu formülü önerdiler. Bu herhalde demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz alışılagelmiş, geleneğe oluşmuş bir formül. Bir önceki genel başkanı işte onursal genel başkanlıkla onore ederek filan. Fakat ciddi bir sorun var. Okan'ın söylediği siyasal dayanakları itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir düzenini bozmama eğilim olacaktır. Buna katılıyorum. Bir de teknik olarak bakıldığında da Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı parlamentoda her gün orada, bütün oturumlarda var. Grup başkan vekilleriyle meclisi çekip çeviren, partilerle diyaloğu sürdüren, yürüten, iktidar partisiyle, muhalefet partileriyle birisi. Öbür tarafta da genel merkezde 4,5-5 kilometre ötede oturan bir genel başkan. 5 yıl boyunca bunu sürdürmek ne kadar mümkün olur? Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi gibi üçlü yapıdan bahsetmiştik. Kurultay'dan sonra hatırlarsan yine burada. Belki dörtlü yapıya sahip bir ülke grupların bir parti grupların olduğu bir parti yönetilmesi doğrusu ben buradan şu andan itibaren bile çok mümkün görmem. O yüzden de bir değişiklik olacağı beklentisinde ya da kanaatinde değilim. Fakat bir değişiklik olmayacak da Muharrem İnce yarın olmadı istediğimiz şey partinin içerisinde bir kavga çıkmasını tartışma çıkmasını sürdürmeyi doğru bulmuyorum. Ben çekiliyorum mu diyecek. Yoksa yani bu görüşmeden olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Bu görüşmeden önce çok dillendirildiği gibi geçen hafta da burada Bülent Aydemir'in söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifine tırnak içinde fit mi olacak? Onu da ben çok beklemiyorum açıkçası. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşların yerine oturması gürültülü olacak. Şimdi Muharrem İnce'nin açıklamasında eğer Sayın Başkan bu teklifi kabul etmezse arkadaşlar örgüt gereğini yapacaktır diyor. Yani işte orada gürültü çıkacak. Epey bir gürültü toplayabilir çıkacak. Mi o imzayı? Ya toplayabilir görünmüyor. Her ne kadar şimdi söylediği ifadelerin gerekçesi, asıl gerekçesi bir ifadesinde saklı. Hani genel başkan işte demokratik olarak şunu yaptı, bunu yaptı, etti. Hani ne kadar iyiydi, güzeldi, hoştu falan dedikten sonra ama seçimde de bir umut doğdu diyor. Şimdi ben umudum diyor. İnsanlar beni umut olarak görüyorlar diyor. Peki ne için umut? İktidar için umut. Seninle iktidar olmayacağız. Ne yaparsan yap bizimle olacaklar. Dolayısıyla umut benim dedikten sonra o umudu kaybetmek ya da kaybettirmek, ondan vazgeçmek mümkün olmaz. O yüzden
taşlar yerine otururken çok tartışma çıkacak. Kendisi ben yapmayacağım diyecek belki. Hadi imza toplayın. Bugüne kadar toplanmışlar var. Ne kadar umut, ne kadar demin söylediğim dengelerde. Hem parti içinde Okan'ın söylediği, hem de yürütmeyi sağlayacak olan o mekanizmayı yürütme açısından ne kadar başarılı olabilirler? Biri parti içerisinde yetkisiz, biri parti dışında tam yetkili. O yüzden delege bundan önce bir değerlendirme yaptı. 400-600 müydü rakam, yanlış hatırlamıyorsam 400-700. Çok kolay kapanabilecek bir fark değil. Yine Okan değindi. Sonuçta o delege yapısını da oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani kurultayı toparlayamaz ama CHP'nin iç dinamiklerini dağıtabilir. Evet. Dağıtabilir. Konuşacağız. Zahit Sobacı, peki şunu sorayım. Mesela Muharrem İnce'nin genel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ne yapar? Yani o %30 artı bir şekilde partiye de yansır mı? Tabii aslında CHP'nin ne yapacağına ilişkin soru sadece lider değişimiyle açıklanacak bir mesele değil. Burada delegasyondan bahsediyoruz. Genel başkan değişimiyle demek istedim. Evet, genel başkan değişimiyle açıklanacak bir mesele değil CHP'nin neler yapabileceğine ilişkin, iktidar, Türkiye'nin iktidarını talep edebileceğine ilişkin meseleler veya bunu projelendirebilme imkanı sadece genel başkanlık değişimiyle ilgili bir mesele değil. Nihayetinde köklü bir partiden, geleneği olan bir partiden, geleneğin içinde bulunan hakim kodların olduğu bir partiden bahsediyoruz. Seçim öncesinde belirlenmiş bir il ve ilçe teşkilatlarının kongreleri çerçevesinde belirlenmiş bir delege sürecinden, delege profilinden, yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece Muharrem İnce'nin CHP'nin başına geçmesiyle Türkiye'ye, Türkiye'nin iktidarına talip olma, CHP'nin yönetimini bırakıp Türkiye'nin yönetimine talip olma meselesini sadece Muharrem İnce adaylığı üzerinden, genel başkanlığı üzerinden değerlendiremeyiz. Ama şöyle bir mesele var. Aslında CHP'nin bugüne kadar yaşadığı süreç bana göre biraz bile bile lades süreci. CHP bile bile lades dedi aslında. Çünkü ta sistem değişikliği tartışmalarında mutlak surette aslında Cumhurbaşkanı adayının, bir siyasal partinin Cumhurbaşkanı adayının aslında o partinin genel başkanı olması gerektiği çokça dile getiriliyordu. Çünkü şöyle bir kurguyla hareket ediliyordu veya şöyle bir kurgu ortaya koyulmaya çalışılıyordu, resmedilmeye çalışılıyordu. Deniyordu ki eğer genel başkanı dışında bir kişi Cumhurbaşkanı adayı gösterilir ve o kişi Cumhurbaşkanı olursa yürütme gücünü, erkini kullanacak kişiyle o kişinin partisi arasında, genel başkanı arasında bir takım gerilimler doğabilir. Yani bir anlamda bir çift başlılık sorunu başka bir mecrada ortaya çıkabilir deniyordu. Veya kişi genel başkanı dışında aday gösterilen kişi Cumhurbaşkanı seçilemese bile partisinden çok oy alması durumunda, ki sistemin doğası buna imkan veriyordu ve bugün karşımıza çıktı. Genel başkanından çok oy alması durumunda potansiyel bir genel başkanı, fiili genel başkan veya potansiyel bir genel başkan haline gelir deniyordu. Aslında CHP bunların hepsini görmezden geldi ve bile bile lades dedi. İkinci senaryo, yani genel başkan adayından daha fazla, partiden daha fazla Cumhurbaşkanı adayının oy alması senaryosu CHP için gerçekleşmiş oldu ve aslında ortak aday projenin akamete uğraması ve son seçenek olarak Muharrem İnce'nin aday gösterilmesiyle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu bu riski almıştı. Tabiri caizse evdeki hesap çarşıya uymadı, risk tutmadı ve aslında İnce'yi gösterdiği andan itibaren 24 Haziran seçimlerinde yarış içerisinde yarış ortaya çıkmaya başladı. Yani biz sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi üzerine konuşmadık. Aslında CHP'nin kendi içerisindeki mücadelesi üzerine de konuşur hale geldik. Bunun başlangıcı ortak aday projesinin akamete uğraması ve ardından İnce'nin aday gösterilmesidir. Bundan sonraki süreç malumun ilanıdır. Kampanya bir yandan yürütülürken, vaatler bir yandan sıralanırken aslında CHP'nin içerisindeki iç gerilimler ne kadar üstü örtülmek istense bile yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Okan Bey biraz önce örneklerini vermeye çalıştı. Cumhurbaşkanı adayı göstermedeki o hitaptan tutun da daha sonra milletvekili Muharrem İnce'ye yakın milletvekillerinin liste dışı kalması, bunun üzerine seçim meydanında, miting meydanında Muharrem İnce'nin onlar milletvekillerini belirleyebilirler ama ben bakanlar kurulunu belirleyeceğim demesi. Yine mesela diğer partilerin
liderlerini veya genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı imza ile Cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde buradan sesleniyorum CHP'lilere, talimat veriyorum. Diğer partilerin liderleri için imza kampanyasına katılsınlar gibi bir takım talimat verme. Yani bu genel başkanlık ifadeleridir bunlar, seviyesidir. Dolayısıyla talimat veriyorum demesi zımni olarak zaten seçim kampanyası döneminde bile bu yarışın devam ettiğini bize gösteriyordu. En nihayetinde psikolojik barajı Muharrem İnce'nin ifadesiyle yaklaşık %31 alarak CHP açısından 40 yıllık psikolojik barajı aşmasıyla her şey gün yüzüne çıkmış oldu. Bu süreçte Muharrem İnce konuşmasında 15 milyonu 30 milyon seçmene taşımaya talibim dedi. Yine de bu bir genel başkanlık ifadesiydi. Genel başkanlığa sinyal veren tabiri caizse bir ifadeydi. Ve en nihayetinde bir akşam yemeği gerçekleşti ve onun ertesi gün bir deşifresi ortaya çıkmış oldu. Burada da bir şekilde aslında Muharrem İnce kibarca genel başkanlığı bana bırak dedi. Tabii bu süreçte Kılıçdaroğlu da tüm bunlar yaşanırken aslında biraz önceki birikimlerine tabiri caizse parti içi mücadeleye ilişkin daha önceden inşa ettiği sürece güveniyordu. İşte bunun en önemli göstergesi delege profiliydi. Hı hı. Ve en nihayetinde mesela disiplin mekanizmasını çalıştırmaya kadar gitti. Hemen seçimlerin bir ertesi gün Elazığ'dan yıllar sonra seçilmiş vekilinin eleştirileri üzerine disiplin mekanizmasını çalıştırdı. Dolayısıyla bugüne kadar parti içerisinde inşa ettiği yapıya ve partide iktidar olmanın, yönetimde olmanın eline verdiği, imkan sağladığı bir takım resmi mekanizmalara güvenerek bu süreci biraz tolere etmeye, biraz yatıştırmaya çalıştı. Belki biraz sert bir tarzda da olsa disiplin mekanizmasını kastediyorum. Ama en nihayetinde Muharrem İnce adaylığını, daha doğrusu genel başkanlığa talip olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Okan, bu çok net bir şekilde bir meydan okuma değil mi? Yani bu saatten sonra artık mesela biraz önce Mustafa dedi ki ben beklemiyorum bir kurultayı. Ama bu saatten sonra bir en azından bir güven oylamasına ihtiyacı yok mu parti içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu? Bu iş zamanla oraya evrilecektir. Benim öngörüm bu yönde. Sayın Sobacı da çok hani eksik yönleri de tamamladı. Süreç içinde önemli köşe taşlarını da hatırlattı. Hakikaten bu önemli. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde yerel seçimler öncesi partinin belediye başkan adaylarını belirleme, belediye meclis üyelerini de belirleme gibi imkanı var. Dolayısıyla şunu unutmayalım. Türkiye'de toplumun bir kesimi, CHP'de kendisini siyaset biçimi itibariyle ifade eden bir kemik kesimi, CHP'li belediyeler üzerinden aynı zamanda bir siyaset ekonomisi ve bir geçim dünyası da oluşturmuş durumda. Bunu göz ardı edemeyiz. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu hem bir siyasi gücü elinde tutuyor, hem mekanizmaları var Sayın Sobacı'nın işaret ettiği, ama aynı zamanda bir yığın havuç ve sopa dengesini içerecek enstrümanlarla da donanmış vaziyette. Öyle bakıldığında Sayın Muharrem İnce'nin çıkışı bir meydan okumadır, ama örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'nun önce aday olmayacağım sonra adayım dediği, o zaman Önder Sav'ın hakim olup yönettiği ve nasıl olsa Kemal'i öne süreriz, arkadan partiyi biz yönetiriz diye başlayıp sonra kendisinin tasfiyesine kadar giden süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün bu tecrübeler bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı araçlara dönüştü. O yüzden bu meydan okumayı göğüsleyebilecek hazırlıklarını yapmıştı. Hı hı. Ve ben hani Kılıçdaroğlu'nun şu ya da bu şekilde ikinci kara olan merhum Ecevit'e hani öykünerek yeni bir aktör olarak, hatta Rahşan Ecevit'in de kendisini o anlamda himaye edip yanında görüntü verdiği bir karakteristikteki rüzgarın Muharrem İnce'nin arkasında CHP parti yönetimi anlamında oluştuğu kanaatinde değilim. Ama tabiri caizse köpek balıkları kan kokusuna gelir yani. Hı. Çünkü CHP'de artık ilk kan döküldü. Yani bu çok açık. Bu yönüyle de bu işi bir CHP genetiği olarak, partinin kültürü, kimliği ve birikimine de atıfta bulunarak yine de bir olağanüstü kurultayla ya bir yüzleşme, hesaplaşma ya da bir güven tazelemesi belirler. Oradaki araçlar ve saha avantajı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ben son kurultayı da izlediğimde Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye lütfeder pozisyondaydı. Sürekli bırakın konuşsun,
imzası eksikse arkadaşımızın tamamlayalım. Yani CHP demokrat bir partidir diye başlayan bütün bu söylem. Peki mesela bu meydandaki rüzgar, bu heyecan delege yapısına hiç bir şekilde tesir etmemiş midir? Yani delege yapısı aynı yerde duruyor mudur 24 Haziran yani, öncesinde? Güzel bir film var, sinema sonrası tarihinde yerini almış, Rüzgar Gibi Geçti diye. Dolayısıyla ben Muharrem İnce rüzgarının öyle bir hışımla geldi geçti gibi bir rüzgar olabileceği kanaatine biniyorum. CHP iş dinamiklerinde, yani CHP'nin delegesi Muharrem İnce geldi bizi kurtaracak gibi bir heyecana kapılmış değil. Oradaki ama CHP ana, seçmeni öyle oradaki, bir heyecan yaşıyor oradaki, sanki. Tabii. Çünkü oradaki ana motivasyon Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yenilmez armadanın karşısında ikinci tura bu işi bırakırsak penaltı golüyle biz bu işi, acaba hani Dünya Kupası da oynanıyor ya, penaltılarla biz bir üst tura çıkabilir miyiz hesabıydı. Ama hani takımın kalitesi, oyunun düzeni belli. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin de ayrıca CHP genel merkezinin sınırlı ve sorumlu desteğiyle, ama bundan bağımsız olarak, senin çok isabetli bir şekilde Mustafa'ya topu attın ama yanlış anlamazsa onun da hani orta sahada dolaştırdığı topta kimlerle hareket ediyor? Şimdi bu sorunun cevabını ben bilmiyorum ama merak ediyorum ve araştırıyorum. Şu anlamda söylüyorum. Çünkü aynı anda 2 ilde 3 ilde miting yapacaksınız, kitleleri toplayacaksınız. Bunlar CHP örgütünün toplayabildiği kapasitenin çok ötesinde olacak. Bindirilmiş kıtalar olacak. Bu insanları belli ölçüde organize edeceksiniz ve orada uzun süreler bulunmasını sağlayacaksınız. CHP dışında birileriyle mi hareket ediyor? Tabii ki bu çok açık. Yani bunun hem finansman tarafı, hem organizasyon tarafı, hem de siyasi akıl tarafı var. Sayın İnce, yani kişisel kapasitesinin çok ötesinde Sayın Erdoğan'ın bazı özelliklerini ve AK Parti'nin dinamiklerini bilen birileriyle de çalışmış ve sahada sürekli argüman üreterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine karşılık üreterek, bir yandan da CHP genel merkezine ve CHP tabanına da ben buradayım ha, sadece Ankara'da işlerin tezgahlanmasıyla da organize edilmesiyle olmuyor bu işler diyerek çok yönlü bir kampanya yürütmüştü. Bilgiye dayalı mı konuşuyorsun, duymamı bunun ya da tahmine mi? Yer yer bilgiyle desteklenmiş güçlü duyumlarım var. Ama dediğim gibi araştırmamı mutlak anlamda tamamlamadığım için buradan böyle bir spekülasyon üretmek, bir hani komplo teorisine prim vermek istemem. Hı hı. Ama şunu net olarak söylüyorum. Muharrem İnce'nin çalıştığı ekip kesinlikle AK Parti ile bir dönem yolu kesişmiş isimlerden destek almış. Aynı zamanda açık ve örtülü olarak Erdoğan'a karşı bir figürün büyümesini arzu edenlerin de desteklediği bir kampanya sürecini bize gösterdi. Şimdi burada yer yer hormonlu ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden motive olmuş kitlelerin Kemal Bey'i devirelim, Muharrem İnce'yle de biz kurtuluşa erelim şeklinde büyük bir dalgaya bunu CHP delegesi bazında dönüştürmesine yakın zamanda ihtimal vermiyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu günün sonunda uygun pozisyonu ve Muharrem İnce'nin kale duvarlarını oldukça toplarıyla döverek bayağı bir sarstıktan sonra hadi bakalım gel Muharrem şeklinde tıpkı adaylığını ilan ettiği gibi orada da böyle bir elense çekerek, siyasi elense çekerek hadi gel bakalım mindere şeklinde böyle bir siklet farkı oyunu oynayacaktır. Yani benim senden anladığım, biz hep işte son açıklama siyasi nezakete uyuyor mu uymuyor mu bu konuşuluyor. En başından beri süreç nezaket çerçevesi içinde yürütülmedi. Valla Er Meydanı'nda, Edirne'de, Kırkpınar'da elenseler çok serttir. Hmm. Ama onu yağlı güreş yapanlar bilir yani. Öyle bir vurur ki yani ulan kavgada olmaz dediğimiz işler. Onlar oldu CHP'de. Hmm. O yüzden CHP'nin kurumsal kültürünü bilenler oradaki hareket tarzının elensenin ötesinde rakibi sersemletmeye dönük hamleler olduğunu çok iyi biliyorlardı. Biz de bugün daha net görüyoruz. Çünkü peki, neden? Yavaşlatılmış çekimde izliyoruz oyunu. Peki konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de yerel seçimler var tabii. Yerel seçimlerin erken alınıp alınmaması söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer bir genel başkanlık yarışı olacaksa tam da bu yerel seçim öncesi böyle bir yarış olması ya da olmaması nasıl etki eder? Teşkilatı nasıl harekete geçirir mi geçirmez mi, bir değişiklik ya da olmayan bir değişiklik, bunu konuşalım kısa bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşarak başladık programa. Zira orada bir genel başkanlık yarışı olacak gibi Muharrem İnce'nin son açıklamaları bu yönde bir gündem yaratıyor. Tabii
Önümüzde bir seçim var, yerel seçim Mart 2019'da. Erkene alınma ihtimali de söz konusu. Tam bir seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir münakaşa diyelim ya da bir yarış, bir meydan okuma nasıl yansır seçime, teşkilata? Belki bunu konuşarak başlayabiliriz bu bölüme. Mustafa, ne dersin? Vallahi şimdi nereye evrileceğini görmek için çok fazla beklemeyeceğiz birçok işin. Yani bizim yani erken seçim, yerel seçimlerin erken alınması konuşuldu. Ben bunu iki bakandan galiba medyaya yansıdı. Bir Fakı Baba'dan yansıdı. Öyle. Bir de Mustafa İltaş, yanlış hatırlamıyorsam, bir röportajında hani böyle bir şey ifade bulan ama kullandı. Ama son cümle olarak da gündemimizde yok dedi. Fakat şimdi bu tür konuşmalar bu tür konuşmalar mutfakta pişen bir şeylerin dumanı olarak anlaşılır. Hı. Ya hiç topa girmeyeceksiniz ya da bunun böyle anlaşılmasına ne arzu ettiğinizi bir şeyler konuşulmuş yani. İnsanlar tabii. Şimdi dün de Mahir Ünal galiba, bugün galiba ya da dün, o da bizim gündemimizde böyle bir şey yok dedi. Bugün mecliste mazbatasına evet, kayıt yaptı. Bugün şimdi baktığınız zaman bunun için tabii gereklilikler, gereksinimler var. Nedir gereksinim? 400 milletvekilinin imza oyu gerekiyor. Anayasa değişikliği gerekiyor. Erken seçimler erken alınacak. Yerel seçimler erken alınacak. Fakat bunu daha önce bir AK Parti denemişti. Başarısız oldu, belki parlamentodaki tek oylama oydu değil mi Okan? Ve başaramamıştı. Yani çok şimdi, da böyle istekli çok değildi da asılmamıştı. Ama hani, evet, o da doğru. Asılmamıştı. Ama matematiğe çok uygun geliyordu. Şimdi böyle bir durum var. Burada anladığım kadarıyla şimdi seçim yapıldı. 8 ay boyunca şimdi bir daha yeni bir seçim üzerine de aynı atmosferde bu işler devam etmesin. Başlamışken olsun bitsin gibi bir düşünce var. Bu belli. O düşüncenin karşılığı nedir henüz onu bilmiyoruz. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor anladığım kadarıyla. Parti de şimdi ona bir prim vermiyor. Muhalefet partilerine baktığımız zaman MHP, HDP galiba bir destek vereceğim demiş. Böylece MHP'nin desteğinin önünü kesmiş. Çünkü Devlet Bahçeli içinde HDP'nin olduğu herhangi bir şeye doğru ve haklı bile bulsa ondan uzak duruyor. Ama yine de bütün o üç partinin, İYİ Parti'nin hepsinin orada bir tarafta birleşmesini ben çok mümkün görmüyorum. Bu ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi isterse böyle bir şey olur. Onu da isteyip istemeyeceği kendi parti içindeki bu az önce bahsettiğimiz bütün o yükü, bulutu, kargaşayı bertaraf ettikten sonra, dağıttıktan sonra, düze çıktıktan sonra karar verebileceği bir şey. Aynı zamanda hem parti içinde genel başkanlık tartışması yaşanırken, çatışması yaşanırken belki muhtemelen, hem de belediye başkanlıkları için aday belirlenecek ve bu Muharrem İnce rüzgarı tırnak içinde eğer varsa oralarda estirilecek ve seçim kazanılacak. Ben onu çok mümkün görmüyorum şimdilik. Ha, mesele şu, eğer bundan çıkış için dün bahsettiğin bir güven oylaması, güven oyu gerekmez mi Cumhuriyet Halk Partisi içinde? Yapalım kongreyi, kurultayı. Hadi bakalım, tamam oy aldın ama gerekçeleri vardı. Biz zaten açık kitlenin bir kısmı HDP'ye oy vermişti. Bir kısmı böylece bizim hani oyumuz düşüyordu normal doğal olarak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde haliyle parti olarak bize vermeyen bir takım insanlardan da elbette alacaktı. Kaldı ki bir önceki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu'nun ortak adaylığında MHP ile ittifak yaptığımızda da aşağı yukarı aynı oyunu almıştık. Onun içinde de CHP'nin oyunu göremiyorduk ama o da %30'du derse ne yapacaksınız yani? Öyle de bir izahı var bu işin. Bunu belki belediye başkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde belki kendisini yine hani madem bir ölçü koymak istiyorsun hadi İstanbul'u al denilebilir. Bu mümkün hala. Her ne kadar ben çok ihtimal vermiyorum. Mustafa, özür dileyerek bir cümle, hani sen bütününü tabii bozmadan. Zekeriya Temizel DSP'de yıldızı parlarken İstanbul'a gönderilip belediye başkanlık yarışında başaramadı diye sistemin dışına itilmeye çalışılmıştı. Aynı şekilde Sayın Baykal da o dönem yıldızı parlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kağıttepe Kağıthane polemiğinde yaşandığı süreçte İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiğinde oradan da Kılıçdaroğlu bir çıkış elde edememiş. Ancak Baykal'ın bir komployla siyasetten uzaklaşması sonrası yeniden yıldızı parlatılarak sisteme katılmıştı. Dolayısıyla İstanbul'a gidiş
her zaman büyük bir çıkış anlamına gelmiyor. Onu Sarıgül örneğinde de gördük. Yani CHP'nin ya da solun yakın tarihinde böyle 3 örnek var. Öyle biraz orası bir şey, çok ciddi bir sınama. Oradan geçme ihtimalini çok güçlü görmüyor olabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Parti teşkilatları gerçekten adaylarının arkasında durmadığı zaman, bu sadece böyle kitle toplama bilmem ne, oy verme falan değil. Bir defa ya bizden bizim adamımız değil duygusu oluşturuyor parti içinde. Bunu belki iki seçimle örnekleyemeyiz ya da ne bileyim akademik olarak bir örnekleme olmayabilir de. Gazeteci olarak baktığın zaman iki örnek. Bu birisi Muharrem İnce partiden ayrışarak biraz kendisini o da ayrıştırdı ama öbür taraftan da partiden yeterli destek alamadığını, kendisi aksini söylese de belki bu çatışmayı alevlendirmemek için, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilen hepsini biliyoruz ama şimdi tam tersini söylüyor. Hani biraz orada tırnak içinde efendilik yapıyor. Desteklemediğini biliyoruz parti teşkilatlarının gerektiği kadar. Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı parti teşkilatları nasıl çalışırdı? Genel merkez ve genel merkezden teşkilatlara dönük bir iletişim ağı olduğunu düşünürsek. Mustafa CHP yoksa, örgüt diyor bu arada. Öbür tarafta örgütü. Ama önceden de bir tane bir belediye başkanlığı örneği var. İhsan Özkes'in Üsküdar'da. Neredeyse kazanıyordu. Ama sonradan söylediği neydi? Benim yanımda kimse benimle birlikte yürümedi, gezmedi. Yanımda kimseyi görmedi. Şimdi öyle olunca da kaybediyor. Yani şunu söyleyeceğim. Muharrem İnce'ye kaybettirme gücü parti yönetiminin elindeyse İstanbul'da olan acaba kazanabilir mi? Diye de bir endişe duymaz yani, onun için söylüyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi örgütle birlikte biraz seçmeni de düşünmek, konuşmak gerekiyor. Şimdi seçmenle açısından da baktığınızda bir ikilik var partide. Onu söyleyeyim, ben onu çok net görüyorum. Özellikle daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani ben çok da sağcı değilim. İşte Tayyip Erdoğan'a karşıyım yahut AK Parti, sadece AK Partici değilim. Belki başka partilere oy veriyordur, yine sağdan olabilir ama AK Partici değildir filan. Onların hani gidebilecekleri, biraz da devlet partisi olarak gördükleri için bir parti, biraz da seküler düşünceye sahipse, gençlerde de var bu kitlenin içerisinde yoğun, biraz onu kullanıyor zaten Muharrem İnce de, onu görüyor ve onu gösteriyor. Bunun nasıl bir karşılığı olacak ama yani siyaseten partinin içinde ona bir karşılık bulmak, oy olarak bir karşılık bulmak parti olmadığı sürece, yani bir taraftan bir şeyler geliyor yeni, evet, ama öbür taraftan da eskilerden gelmeyen varsa birbirine nasıl dengeleyecek, ondan çok emin değilim. Zahit Savcı, bu ikilem, bu tartışma yaşanırken gidilen bir yerel seçimde seçmen davranışı nasıl olur? Yani şimdi baktığımızda sosyal medyada mesela, tabii sosyal medyanın çok iyi bir ölçüm aracı olmadığını birçok kez test ettik, gördük ama şöyle de bir şey var. Yani Muharrem İnce'nin yarattığı bir rüzgar. O rüzgarla birlikte işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim bekleyen bir seçmen kitlesi ve o beklenti karşılanmazsa işte belki de işte sandığa gitmeyeceğini söyleyen bazı gruplar, insanlar, kalabalıklar. Nasıl yansır bu liderlik ya da genel başkanlık tartışması içerisinde gidilen bir yerel seçim süreci seçmene? Şimdi aslında yerel seçimleri gündeme getiren şey veya tekrar yerele ilişkin erken seçimi gündeme getiren şey, AK Partili yetkilinin açıklamalarının yanı sıra sanki AK Parti'nin kongresini biraz öne çekmesi de etkili oldu gibi duruyor. Hani AK Parti kongresini öne çekiyorsa burada bir hazırlık vardır, çabası evet, vardır gibi bir varsayımla da aslında bu erken seçim biraz daha gündeme oturdu. Bir de MKYK'dan çıkan bir mesaj vardı. Yerel seçimlere bir an önce odaklanılmasına ilişkin. Evet. Cumhurbaşkanının doğrudan yerel seçimleri merkeze oturtan bir mesajı aslında vardı. Aslında bunlar tabii hepsini birleştirince bir anlamı işaret ediyor olabilir ama başka anlamları da var. Çünkü Cumhurbaşkanı her seçimden sonra da hadi bugün itibaren bir sonraki seçime başlıyoruz ben diyor. Ben de tam onu söyleyecektim. Tamam, aslında kamuoyu algısı nasıl oluştuğu biraz izah edelim. Çünkü aynı zamanda bu seçim söylentileri genel seçim içinde biraz böyle çıkmıştı ya, AK Parti Kongresi üzerinden falan da bunlar dillendirilmişti. dolayısıyla aslında geleneğinde, AK Parti'nin geldiği gelenekte ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği gelenekte bir sonraki gün hemen yeni seçimlerin mesajını verme gibi bir zaten bir kod,
bir şey vardır. Yani bir şifre vardır. Yok. Dolayısıyla bunu belki herkes böyle okumayabilirdi ama yerel yönetim seçimlerinin, yerel seçimlerin ön plana çıkmasında bunlar etkili oldu. Partiler bazında baktığımızda belki partileri yerel seçimleri erken almaya iten en önemli faktörlerden biri bu kış aylarında siyaset yapmanın zor olmasıdır. Bu çok klişe bir ifadedir ama gerçekten de bir o kadar da doğru bir ifadedir. Tamam. Siz Mart'ta seçim... Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli evet, anladım. Evet. Aynen. Yani konuştuğumuz ortamlarda en sık verilen örneklerden de biridir son dönemde. Bir ama Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla Mart ayında siz seçim yaptığınızda Ocak, Şubat gibi Türkiye'nin en kış ayları sahada olmak durumundasınız. Bir de tabii bütçe meselesi var. Bütçe, belediyelerin bütçeleri artık tanımlanmış oluyor ama Mart'ta seçim olduğu için acaba bütçe harcamaları seçimlere yönelik olarak yapılabilir ve sonraki gelen başkana veya başkan devam edecekse de sonraki döneme ilişkin kaynaklar acaba sorun teşkil eder mi gibi bir tartışma var. Ama en nihayetinde mesela muhalefet cephesinden baktığımızda ben muhalefet cephesinin erken seçimleri isteyebileceğini düşünüyorum. Özellikle de HDP'nin burada isteyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Doğu'da ve Güneydoğu'da terörle olan irtibatları dolayısıyla birçok belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı ve kayyumlar atandı. HDP burada kayyumlardan belediyeleri geri almak için bir seçim mekanizmasını devreye sokmak, burada gönüllü olmak hemen isteyecektir. Evet. Ama AK Parti'de HDP ile birlikte hareket etmek gibi veya diğer partilerde HDP ile birlikte hareket etmek gibi bir vitrinin, siyasal vitrinin içerisinde olmak istemeyeceklerdir. Fotoğrafın içerisinde olmak istemeyeceklerdir. O yüzden burada CHP belki biraz daha belirleyici aktör. Hani yerel seçimlerin tarihini belirleme noktasında, erken alınıp alınmamasını belirleme noktasında biraz daha önemli aktör haline gelebilir. Ana muhalefet partisi olarak da psikolojik olarak seçim söylentileri ayyuka çıktığında bundan kaçamayacaktır. Ancak ben yine de şimdi tam da sizin sorduğunuz soru üzerine seçmen psikolojisi itibariyle bakıldığında ben seçmenin biraz yorulduğunu düşünüyorum. Çok kritik seçimler atlattı. Hani CHP'nin dışında genel olarak seçmen nazarında baktığımızda seçmenin yorulduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kritik seçimler atlattı ve 2007'den itibaren yanılmıyorsam 9-10 tane 11 seçim. Her yıla ortalama bir sandık yani, geldi. Referandumlarda dahil seçim olmak üzere yaklaşık 10-11 tane seçim doğru atlattı. Dolayısıyla her yıla denk düşen ve her biri birbirinden kritik olarak nitelendirdiğimiz bu seçimin nihayetlerinde hazır Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsallaşması gibi bir mesele de var önümüzde. Zaten seçimi de bu belirsizlikler ortadan kalksın ve yeni hükümet yeni sistemle birlikte bir an önce kararlı bir şekilde adımları atsın diye baktık. Bir sükunet ihtiyacı seçmen nezdinde sanki benim gözlemime dayalı olarak söylüyorum bunu. Sanki var gibi duruyor. Bir yandan da siyasi çevrelerde mesela şöyle bir yorum da yapılıyor. Yani seçim stresi atılıyor. Yani stresli bir seçim. Acaba ne olacak? Şu mu bu mu filan. Bir stres atılmış yani. Stres atıldı. Şimdi yerel seçime daha sakin girilir. Yani bir başka yorum da bu herhalde. Anlayabileceğiniz gibi. Yerelde iktidar olamayan bir partinin genelde iktidar olması çok güç. Yerel seçimi erkene alınmasından yana tavır koyanların ya da değerlendirme yani, yapanların yorumu. Siyasi tarih açısından baktığımızda da yerel seçimde erimeye başlayan partilerin kolay kolay tekrar toparlayamadıklarını bir de her zaman ve hakim partiler yerel seçimlerde daha dezavantajlı evet, oluyor. Ve evet. Nihayetinde şeyi de düşündüğümüzde AK Parti'ye bu seçimlerde 24 Haziran seçimlerinde vatandaşın benim ifadem yani benim kanaatim o son hafta biraz daha seçmen basiretini ön plana çıkarıp dengeli bir parlamento oluşturduğunu gördüğümüzde belki çünkü parlamentoda AK Parti'ye biraz daha düşük vekil verebileceği seçmenin düşünülüyordu ama onun tam anlamıyla gerçekleşmediği düşündüğümüzde sanki seçmenin
AK Parti'ye ilişkin kanaatini biraz da yerel seçimlere doğru da saklama eğiliminin de olduğunu hesaba katarsak belki iktidar partisinin hani bu anlamda çok talep etmeyeceğini düşünebiliriz. Kaldı ki yerel seçimlerde daha fazla aktör üzerine konuşuyoruz. Onu da hesaba katmak lazım. Yani evet belki bir 50-60 günde bir genel seçim atlattık ama partiler nihayetinde 600 tane vekil adayı belirlediler. Burada 1398 tane belediye var. Tabii. Bu sadece başlı başına belediye başkanlarını düşündüğümüzde bile büyük bir rakam ki yanına il genel meclisi, belediye meclis üyeleri falan eklenecek. Dolayısıyla o yüzden AK Parti yetkilileri biraz daha sıkışık bir periyottan bahseder durumdalar. Bunu CHP ile ilişkilendirdiğimizde hani sorunuzu da es geçmiş olmayayım. Ben bir önceki turda hani delegasyonda delegelerde CHP'li delegelerde Muharrem İnce o heyecanı yaratamadı demişti Okan Bey. Ama özellikle çok böyle 7-8 ay içerisinde eğer yerel seçimlerde CHP olası bir yine yenilgi alırsa 7-8 ay içerisindeki iki yenilginin iki seçimdeki yenilginin delegede de bir arayış başlatabileceğini belki hesaba katmak lazım. Bu anlamda siz bir önceki turda demiştiniz ya bir meydan okuma değil mi aslında bu? Ben futboldan örnek verecektim. Okan Bey benden önce davrandı bir önceki turda aslında. Bazen futbolcular şunu yapmaz mı? Buna çokça şahit olur sahada. Mesela pozisyonda hiçbir şeyin olmadığını biliyordur. Kendi takımının lehine verilmeyeceğini biliyordur ama hemen hakemin başına toplanırlar ve aslında hep itirazları bir sonraki pozisyon içindir. Bir sonraki pozisyona yatırım içindir. Sanki bu meydan okumalar yerel seçimlerle birlikte düşünüldüğünde Muharrem İnce tarafından yerel seçim sonrasına delegeyi işte bir arayışa itmek açısından gündeme gelebilir. Önemli. Okan Derisoğlu ne dersiniz? Sizin yaptığınız görüşmeler, kulis arayışları bir erken yerel seçime işaret ediyor mu? Yani açıkçası AK Parti bunu göze alabilir ama bunun için bir arayış başlatmış, bunun için bir kulis yürütüyor değil. Fakat bunun bir ölçüde zihni hazırlığı yapılmış mı derseniz, evet. Fakat bu mutlak olarak bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Mustafa ona çok isabetli bir şekilde vurguladı. 5 yılda bir yapılıyor yerel seçimler. Dolayısıyla anayasa değişikliği için gereken sayıyı ifade etti. Burada Cumhuriyet Halk Partisi kilit bir noktada. Kulakları çınlasın değerli üyemiz Yavuz Donat böyle durumlar için kavgalı eve kız verilmez diye bir söylemi hep dile getirir. Şimdi CHP'nin içinde bir kavga var, yani bir iktidar kavgası var. Dolayısıyla bu iktidar kavgası sonuçlanmadan veya Muharrem İnce bu kavgayı ne kadar sürdürebilecek görülmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir erken genel yerel seçimi düzeltiyorum göze alabileceğini düşünmüyorum. Burada iştahlı olan HDP'dir. HDP aslında hem Güneydoğu'da hem de Batı'da oy kaybına uğramış olmakla birlikte CHP'den transfer edilen oylarla parlamentoya taşınmış bir parti konumunda. Öyle bakınca yerelde iktidarını pekiştirme iddiasıyla oradan farklı bir siyaset üretmeyi, tabii ki hemen bunu gerçekleştirmeyi büyük bir iştahla istiyor. Böyle bir motivasyonu var. Öyle bir tablo da Sayın Bahçeli'nin çok kolay girebileceği ve evet diyebileceği bir tablo olmaz. Şimdiye kadar da olmadı. Sayın Bahçeli'ye başbakanlık vaat edildi 2015 Haziran'ından sonra. Dolayısıyla bugün bile yani kabineye girme konusunda adeta verdiği desteğin karşılığını alıyormuş algısının oluşmasından bile haz etmeyen ve bunu bile adeta bir hani taşınamaz yük gibi gösteren Devlet Bahçeli siyasi duruşu varken MHP de bu anlamda istek değil. Ekonomi açısından ben aslında konuyu önemserim. Yani bir an önce böyle bir yerel erken seçim yapılmış olması Türkiye'ye 2019'dan itibaren 5 yıllık net bir süre kazandırır. Ama öte yandan 2019'un Mart'ına kadar geçecek süreyi aslında biz 6 ay diye düşünmemiz lazım. Çünkü nihayetinde en geç Ocak 2019'da adaylar belli olacak, sahaya çıkacaklar. Böyle dikkate aldığınızda 2018 yılı biter, 2019'un da ilk çeyreği biter. Gerçekçi olalım, yerel iktidarı elde etmeyen bir partinin Türkiye'de merkezi iktidarı sürdürebilir kılması çok kolay olmaz. Her zaman bir yerel dinamik var ama yerel dinamikte de işte çok fazla faktör ve hesap ortaya çıkıyor. Belki belli başlı büyük iller bazında ittifaklar yine gündeme gelecek. O yüzden hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturması, hem seçim yorgunluğunun atlatılması, hem de yereldeki ittifakın yapılabilirliğinin şu anda test edilmiş Cumhur İttifakı'nın sahaya yansıması da görüldükten sonra
realize edilmesi, yani uygulamaya taşınması daha kuvvetli muhtemel. Biraz önce Zahit Sobacı'nın bir tespiti vardı. 24 Haziran seçiminde seçmen AK Parti'ye mesajını dengeli verdi. Birazcık yerel seçime sakladı demişti. Katılır yani mısınız orada? Şu faktörler ön plana çıktı. Orada negatif mesajdan anlıyoruz. Evet, yani evet, biraz yani. Bu analizde benim katıldığım, biraz da ayrıştığım yönler var. Şu bir gerçek. AK Parti'nin yereldeki performansına duyulan tepkinin de bu oy verme davranışına yansıdığı anlaşılıyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı metal yorgunluğu diye teşhisi koyarak aslında neşteri atıp süreç çok hızlı geliştiği için operasyonel diziyi bence tamamlayamadığı bu süreç şunu gösteriyor. Yani yerelde AK Parti'nin de bir güven tazelemeye, davranış kodu değişikliğine ihtiyaç var. Aksi takdirde bu genel siyaseti de etkiliyor. Bu çok açık görüldü. O yüzden umarım ve dilerim ki o stres boşalması Mustafa'nın tabiriyle 24 Haziran'da tamamlamış olsun AK Parti açısından. Aksi takdirde hani AK Parti'nin özellikle Doğu Güneydoğu'da da Türkiye'de merkez siyaset yapan tek parti olarak HDP ve PKK desteği de terör örgütü ilintisi dikkate alındığında, tek parti orada AK Parti'nin varlığı olarak dikkate alındığında Türkiye'de endişelendiğimiz tabloyu başka bir siyasal gerçeklik olarak görebiliriz. O da örgüt bağlantılı bir siyasal partinin kendine fiili başka sınırlar çizmesi iddiasıdır ki bu peki. Cumhur İttifakı'nın MHP ayağını irite eder gerçekten. Peki, devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından artık yavaş yavaş bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni dönemi, geçiş sürecini ve tabii yeni dönemin isimlerini de konuşmak gerekiyor. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Siyasi işlere devam ediyoruz. 24 Haziran'da Türkiye sandığa gitti ve yeni dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy kullanıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi artık tabii Yüksek Seçim Kurulu yarın sonuçları resmen açıklayacak, resmi sonuçlar açıklanacak. Sonrasında hafta sonu mecliste yemin töreni var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte de yeni dönem resmen başlamış olacak. Tabii bu arada hükümet geçiş süreci için çalışmalarını sürdürüyor. 3 kanun hükmünde kararname hazırlandı bilgisini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde o kararnameler açıklanacak ve bir anlamda devlette yeni döneme kendisini uyduracak. Peki süreç nasıl işleyecek? Yeni dönemde yürütme nasıl çalışacak? Bunu konuşarak başlamak isteriz bu bölüme. Sayın Sobacı, sizinle başlayalım. Şimdi biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı makamı var. Onun altında işte ya da çevresinde diyelim kurullar, ofisler ve bakanlıklar. Nasıl birbirleriyle iletişim halinde olacaklar? Nasıl bir çalışma sisteminden bahsediyoruz? Bu aslında siyasal sistem tartışmalarına ilişkin geçmiş günlerde yürütülen beyanlarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş savunanlar iki temel argümanı dile getirdiler. Biri vesayetçi yapıyla mücadeleydi veya ortadan kaldırılmasıydı. Diğeri ise yönetimde istikrar ve etkin icraattı. Bu argümanlar özellikle de sistem değişikliğini savunanlar tarafından ön plan çıkarılıyordu. Biz bugüne kadar aslında bu yeni sistemin siyasal çerçevesini gördük. Bu çerçevenin içerisinde işte 16 Nisan değişikliğiyle, 16 Nisan referandumu ile yapılan anayasa değişikliklerinde milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, seçimlerin eş zamanlı olarak yapılması, %50+1 koşulu aslında hep bu siyasal çerçeveyi bize veriyordu. Yeni sistemin siyasal çerçevesini veriyordu. İttifaklar olgusu hakeza bunu bize vermiş oluyordu. Hep siyasal çerçeveyi oluşturuyordu. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere bir hafta kala son 2-3 gün içerisinde bunu tamamlayıcı mahiyette aslında rol oynayacak, bu siyasal çerçeveyi tamamlayıcı mahiyette rol oynayacak yönetim modelini ortaya koydu. Yani yönetsel çerçeveyi ortaya koydu ve bizim karşımıza bambaşka bir
şu anki Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'ndan oldukça farklılaşan ve aslında açıkça ifade etmek gerekirse başkanlık sistemlerinde rastladığımız parlamenter sistemin kodlarından veya kurumlarından uzaklaşan yeni bir yönetim modeli ortaya koydu. Sizin de belirttiğiniz gibi bu yönetim modelinde bir tarafta bakanlıklar var, bir tarafta kurullar var, bir tarafta ofisler var ve bir tarafta da aslında tam da bu teşkilatın gündelik işlerini yürütmek üzere, nihayetinde orada da bir idari yapılanma var. O idari yapılanmanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş bir takım idari işler başkanlığı veya Cumhurbaşkanı'nın gündelik programını belki de biraz daha düzenleyecek özel kalem gibi birimleri gördük. Burada belki baştan ifade etmemiz lazım ki bu çok net bir şekilde üzerine çalışılmış bir model. Çünkü mantığı itibariyle parlamenter sistemdeki asıl birimler olan bakanlıkların yerine Cumhurbaşkanı'nı ve Cumhurbaşkanı'nın örgütlenmesini merkeze yerleştiren bir model üzerine konuşuyoruz. Ve yine bu modelde başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin bir anlamda örnek alındığını ama biraz sonra belki detayına girme fırsatı yakalarız. Türkiye'nin değerlerini, Türkiye'nin yapısını, Türkiye'nin kültürünü dikkate alan bir yapının ortaya çıkarılmaya... Türkiye'ye özgü karşılığını bulduğunu söylüyorsunuz. Evet, Türk tipi veya Türkiye'ye özgü bir Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nın da... Türk tipini nerede gördünüz mesela bu yapıda? Mesela ofislerde gördüm. Dediğim gibi onu biraz açarım belki. Bir de bu yapı ortaya koyulurken icraî birimlerin farklılaştırıldığını, danışma ve tavsiye fonksiyonuyla ortaya çıkacak birimlerin, bunun belki hemen adını koymak lazım, kurullar farklılaştığını ve biraz önce de ifade ettiğim gibi özel kalem gibi, İdari İşler Başkanlığı gibi idari niteliğiyle, idari fonksiyonlarıyla ön plana çıkacak birimlerin farklılaştırıldığını, yani böyle bir fonksiyon ayrımına gidilerek bir tasarım yapıldığını burada ifade etmemiz lazım. Başkanlık sistemlerinin doğasında aslında örgütlenmesinde esneklik vardır. Bu esneklik anlayışının bu modelde korunmaya çalışıldığını görüyoruz. Katılım vurgusunun kurullar aracılığıyla özellikle bir değer olarak yaşama geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ofisler aracılığıyla uzmanlık meselesinin, uzmanlık olgusunun yaşama geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve en nihayetinde aslında tüm bir sistem çerçevesinde de sizin sorunuz soruyla da ilgili olarak bir koordinasyonun, Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemi tanıtımında da koordinasyon ve işbirliği değerinin oldukça ön plana çıkarıldığını biz gördük. Şimdi başkanlık sisteminde yönetilen ülkelerde bu başkana doğrudan bağlı yapılarda 4 temel birimin yer aldığını biz görürüz. Bu modelde de bunlara yer veriliyor aslında. Bunlardan biri biraz önce ifade ettiğim gibi tamamıyla o örgütlenmenin kendi ihtiyacını karşılayacak olan İdari İşler Başkanlığı ve özel kalem gibi. Bir de burada dikkatimizi çeken tabii yeni birim ofisler. Ofisler aslında belirli başka bu ülke uygulamalarına finans baktığımızda... Finans ofisi, insan kaynakları ofisi, dijital dönüşüm ofisi ve yatırım ofisi. Evet, 4 temel ofis var yeni sistemde. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelere baktığımızda aslında bu ofislerin kendi ilgili politika alanlarında daha çok bilgiyi toplama, sahada elde ettiği veriyi bilgiye dönüştürme, dolayısıyla politika alternatifleri geliştirerek Cumhurbaşkanı'na veya başkana sunma, raporlama şeklinde, yani politika taslakları veya karar taslakları oluşturma gibi bir işle üstlendiğini görüyoruz. Bazı ülkelerde de yine bu ofislere bir takım icraî görevlerin verilebildiğini görüyoruz. Yani işte burada da Türkiye'de de biraz o ön plana çıkmış. Çünkü mesela Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı sistemi tanıtırken arka mutfak olarak nitelendirdi ofisleri ve bu birimler kendisiyle birebir çalışırken bürokrasiye takılmadan projeleri yönetebilecek, politikaları oluşturacak birim olarak nitelendirdi. Dolayısıyla projeleri yönetme meselesi ofislerin biraz daha icraî niteliğiyle bizim karşımıza çıkacağını gösteriyor. Peki mesela eğitim politikasını Milli Eğitim Bakanlığı çalışmayacak mı? Ofisler mi çalışacak mesela? Şimdi bu biraz işte parlamenter sistemin dizaynıyla başkanlık sisteminin dizaynının arasındaki farklar olarak değerlendirmek lazım. Parlamenter sistemde örgütlenmenin, teşkilatın, özellikle merkezi yönetimdeki teşkilatın ana birimleri bakanlıklardır.
Doğru. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu güçlü bir yapılanma, güçlü bir format olduğu için politikaların formülasyonunda bakanlar ve bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu önemli rol oynar. Hem politika yapıcı hem uygulayıcı. Evet, hem uygulayıcıdır. Hem politika yapıcıdır hem uygulayıcıdır. Tam da Okan Bey'in ifade ettiği gibi. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biz biliyoruz ki doğrudan halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı yürütme gücünü kullanacak. Dolayısıyla siyasal ve yönetsel sistemin merkezinde cumhurbaşkanı olacak. O zaman cumhurbaşkanının kamu politikası oluşturma kapasitesini arttırmak gerekiyor başkanlık sistemlerinde. Bu ofisler, kurullar buna işaret edilen yapılar aslında. Buna işaret eden yapılar. Çünkü bu cumhurbaşkanından... Yani cumhurbaşkanı için çalışacak bu ofisler bir politikayı belirleyecek. Sonra cumhurbaşkanı o politikayı diyecek ki bakanlığa bunun yürütmesini gerçekleştir. Saha uygulamasını gerçekleştirir. Dolayısıyla özür diliyorum hocam. Hani egolara göre, kendi iktidar alanına göre değil, Cumhurbaşkanı'na göre oyun oynayacak. Son kararı, politikalar noktasında son kararı, son şekillendirmeyi mutlaka Cumhurbaşkanı yapacak. Dolayısıyla biz dış politikadan güvenliğe, eğitimden sağlığa, çevreden enerjiye kadar birçok alanda son karar verici olarak aslında Cumhurbaşkanı ve onun yakın ekibini, yani bu Cumhurbaşkanlığı teşkilatını göreceğiz. O yüzden ofisler önemli. O yüzden bakanlıkların yanı sıra belki de icraî nitelikte bir takım fonksiyonları üstlenecekler. Burada galiba şöyle bir sorun vardı. Şimdi politikayı belirleyen uygulayıcı olunca uygulayabilecekleri politikaları belirlemenin ötesine geçemiyorlardı. Şimdi daha gerekli olan politikaları uygulama konusunda zorlanacaklar bazı birimler, kurumlar neyse. O yüzden daha proaktif bir şey olacak. Bir yani, takibini galiba kurullar yapacak. Yani sahaya yansıtılıp yansıtılmadığının takibinde bu ofisler mi yapacak o zaman? Kurullar biraz daha orada ön plana çıkacak. Belki şurada bir noktayı vurgulamak lazım. Bu çokça vurgulanmıyor. Şimdi parlamenter sistemde bakanlar biraz daha siyasi dengeler gözetilerek bölge dengeleri veya son seçimde başarı elde etmiş ili ödüllendirme gibi bir takım siyasi dengeler gözetilerek atandığı için parlamenter sistemde daha çok aslında bakan bürokrasiden gelen bilgiye muhtaç oluyordu. Ve bürokrat ona ne derse biraz da onu politika olarak benimsemek durumunda kalıyordu. Çünkü biz biliriz ki bürokrasinin siyasi ömrü de uzun olmadığı için onun ajandasını takip ediyor. Biz biliriz ki çünkü bürokrasiyi güçlü kılan şey onun teknik bilgi ve uzmanlığa sahip olmasıdır ve bakanlığı o anlamda yönlendirebilir. Yani biz akademikleştirmek istemiyorum ama bürokratik sabotaj denilen bir kavramdan bahsederiz. Çünkü teknik bilgi ve uzmanlık bürokrattadır. Bunu arşivleyen, depolayan ve yeri geldiğinde siyasetçiye sunan bürokrasidir. Bunu isteyerek veya istemeyerek yanlış da sunabilir ve bunun hesabına da katlanmak durumunda değildir. Yani dolayısıyla aslında bakan değil de müsteşar yönetir. Yani tırnak içerisinde gibi. Yani. Dolayısıyla şunu vurgulamak lazım. Bu ofislerle, bu kurullarla, çünkü biraz sonra belki kurulların içeriğine değiniriz. Bu kurullarla aslında o bilgi tekelini kırmanın esnekliği vardır başkanlık sistemlerinde. Çünkü başkan, yani bizim sistemimiz üzerine konuşursak cumhurbaşkanı aslında şu anda bilgi kaynaklarını çeşitlendirmiş oluyor. Bir yandan diyorsunuz ya hani koordinasyon nasıl sağlanacak? Bir yandan teknik bilgi bürokratlar aracılığıyla bakan üzerinden cumhurbaşkanına gelecek. Bir yandan kurullar, mesela belki burada değinmek lazım. Kurullarda sektör temsilcileri, üniversitenin temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler yer alacak. Dolayısıyla burada çok farklı bilgi kaynaklarından gelen bambaşka hocam, bir parantez açayım. Aslında parlamenter sistemin içinde de bu arayış hep devam etti Türkiye'de. Yani şu anda cumhurbaşkanı yapmak istediği nedir o? Yani kalkınma planları hazırlandı bizde. 5'er yıllık hatta 10'ar yıllık. Onun için çok alt komiteler oluşturuldu. Oraya farklı dünya görüşlerinden, farklı birikimlerden katkılar alındı. Ve bir 10 yıllık perspektife, başlangıçta 5 sonra 10 yıllık perspektife oturan kalkınma planları oluşturularak aslında farklı bilgi birikimlerinden Türkiye bir yol haritası. Fakat o ister istemez yıllık programa dönüştürülürken siyasi bir perspektifin içinde ve dar bir alana sıkıştı. Halbuki Türkiye'nin hani 2071'e uzanan bir vizyon olduğu için bilginin sürekli güncellenmesine, karşılıklı dengenin sağlanmasına ve aynı zamanda sağlamanın yapılmasına son sözde de Cumhurbaşkanı'nın her türlü donanımla nihai karar verecek ve bunu etkin bir şekilde. Biz bu hızlı karar meselesini hemen bugün karar aldım yarın uygulayalım değil. Bizdeki bu göç yolda düzülür mantığı yerine
arka tarafta gerçekten her türlü fikir alternatif oluşturulduktan sonra karar vericiye artık süzülerek ve nihai yol haritasını çizdikten sonra altta ya da yan tarafta bakanlıklar hadi bunu uygulayalım. Ama burada bir risk var. Şimdi davul icracının sırtındayken tokmak ofisin kurulun elinde gibi Türk tipi bürokratik refleks ortaya çıkarsa, yani benim egolar dediğim, yine genetik şifresinde yer alan bürokratik refleks dediğim, şövenizm dediğim süreç başlarsa bu Cumhurbaşkanı işini zorlaştırır. O yüzden Cumhurbaşkanı şu anda 700'ün üzerinde CV'yi çalışıyor ve aynı zamanda hani birbiriyle senkronize olabilecek ve aynı zamanda birbirini tamamlayabilecek bir yönetsel kadroyu, bakanlık ve diğer kadroları da oluşturmak için hakikaten yani uzunca bir süredir mesaisini buna veriyor. Pardon. Peki birbirlerinden bağımsız mı çalışacaklar? Mesela ofisler, kurullar, bakanlıklar birbirlerinden bağımsız mı çalışacaklar? Yoksa bir şekilde bir ortak havuzdan birlikte bir çalışma, bir yani nihayetinde çünkü hepsi, hani o sağlama dedik ya, bir hepsi bir nihayetinde hepsi farkındaysanız Cumhurbaşkanı teşkilatı içerisinde. Hı. Ve mesela bu şemanın içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcıları şu anda bilmiyoruz hangi niteliğiyle ve kaç kişi olacaklar. Yani konumu ne olacak ve sayıları ne olacak? Eğer icraî bir nitelik mi kazanacak Cumhurbaşkanı yardımcıları, yoksa temsil ve koordinasyon görevi mi görecek? Hmm. Mesela bu sorduğunuz soru belki Cumhurbaşkanı yardımcılarının konumuyla cevaplandırılabilecek bir soru. Anladım. Burada bürokrasiye hapsolma meselesini aşmak açısından belki Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir beyanını hatırlatmakta fayda var. Seçim kampanyası esnasında yaptığı bir TV programında benden kimse bürokratik bir bakanlar kurulu oluşturmamı beklemesin. Ben bürokrasiyle zaten baş etmek üzerine büyük yıllar mücadele verdim. Dolayısıyla bürokratik bakanlar kurulu oluşturarak, hani uzman bakan arayışından yola çıkarak teknik bir, teknokratik veya bürokratik bir bakanlar kurulu oluşturmayacağım demişti. Nihayetinde evet uzmanlık olabilir ama kendisi bir programı, siyasi programı yaşama geçirmeye çalışacak. Evet. Dolayısıyla kendisinin siyasi vizyonunu paylaşan, siyasetin dinamiklerini de biraz bilen, siyasetten de haberdar olan bir takım aktörlerle yola gitmeye çalışacaktır. Bu aktörler çerçevesinde o koordinasyon meselesi de biraz daha kolaylaşacaktır. Anladım. O koordinasyonu farklı, belki son cümle şunu ifade lütfen, etmiş buyur. Olayım. Bu koordinasyon meselesini biraz da kolaylaştıracak yapılardan biri kurullardır. Biz mesela başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelere baktığımızda bu kurulların farklı formatlarda, farklı isimlerde ama mutlaka olduğunu görürüz. Mesela Amerika'da bazı kurullar geçicidir, bazı kurullar kalıcıdır. Örneğin Çevre Kalite Konseyi Amerika'da 1960'lara, 70'lere kökeni giden kalıcı bir kuruldur. Ama mesela Obama döneminde İstihdam ve Rekabet Kurulu oluşturulmuştu. Trump geldi, o kurulu dağıttı. Orada kim vardı? Sektör temsilcileri vardı. Bazı kurullarda sadece sektör temsilcileri olur ülke uygulamalarına baktığımızda. Bazı kurullarda ise sadece bürokratlar olur mesela. Dolayısıyla burada bir esneklik var. Esneklik derken bunu kastediyorum. Ofislerin sayısı artabilir, kurulların zaman içerisinde sayısı artabilir, içerisindeki kompozisyon farklılaşabilir. Ama burada önemli olan şey tam da sağlıklı ve rasyonel politikayı oluşturabilmek ve son kararı verebilmek açısından mutlaka Cumhurbaşkanı'nın farklı bilgi kaynaklarını devreye sokmasıdır. Ve kurullar üzerinden sektör, bürokrat, siyasetçi arasındaki koordinasyonu sağlayabilme kapasitesinin güçlendirilmesidir. Peki. Son bir husus, başkanlık şeyi var, sütunu var aslında o örgütlenmede. Burada da çok dağıtmadan hemen ifade etmiş olayım. Başbakanlık kalkıyor ama biz biliyoruz ki başbakanlığa bağlı ilgili ilişkili kuruluşlar var. Hı-hı. Mesela bu yapı içerisinde görmediğimiz yine Merkez Bankası gibi, BDDK gibi, SPK gibi yapılar var. Dolayısıyla aslında başkanlık çerçevesinde bakanlıklarla bağlı ilgili olan veya başbakanlıkla bağlı ilgili olan benzer sektörlerde, benzer hizmet alanlarında faaliyette bulunan ama dağınık olan bazı yapıları başkanlık adı altında Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda bir çatıya kavuşturmak istediği gibi, dolayısıyla da yine hizmet koordinasyonunu, sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini burada oluşturmak istediği gibi bir izlenime sahip. Peki Mustafa, baktığımızda şimdi evet kağıt üzerinde bir şema çizilmiş, üzerine çalışılmış belli ki. Peki kağıt üzerindeki şema hayata geçince ne bekliyor bizi? Çünkü ilkler yaşanacak, ilk kez böyle bir sistem. Avantajı, dezavantajı ne görünüyor? Tabii bugünden bunu
Yani ben şimdi başkanlık sistemiyle ilgili, başkanlık sistemi Türkiye'nin ilk gündemine geldiğinde bu tabii yani belli tipler örnek alınabilir sadece ama aynısı uygulanmaz. Yani birçok ülkede de bunu böyle değerlendiriliyor zaten. Bizde de ve sanki yarı başkanlık daha mı iyi olur acaba diye konuşuluyordu mesela. Şimdi tabii öyle ya da böyle sistemin kendisi hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor diye bakarsak bizde hani çok partili, çok parçalı, parlamentoda çok parti olabilir, siyaset tabii ki çok parçalı olabilir ama iktidarlar bu çok partili, çok parçalı hale geldiğinde birçok sıkıntı yaşadık. Ve bu sıkıntıyı aşmak için de daha bir icra yürüsün, işler yürüsün, bir yerde bir çatışma, bir kavga, bir çekişme, bir seçimde bilmem neydi falan olduğunda devlet durmasın. Devlet o iş olana kadar bir de olacak diye bir durup bekleme moduna da geçmesin. Ondan sonra da hadi yenisi geldi, nasıl çalışacağız diye bir yok. Orada da bir yavaşlama durumu ki geriye çalışacak çok fazla bir alan kalmıyor, mesafe kalmıyor. Şimdi Fransa'yı o zaman biraz bakmıştım. Fransa 1958'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 12 yıl boyunca, savaştan sonraki 12 yıl boyunca 46'dan sonra o kadar galiba 20'ye yakın hükümet değiştirdi. Çünkü herkes savaştan çıkmış, vatanı ben kurtardım diyor. Bütün o bizim Anadolu'dan Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi çeteler, gruplar vesaireler falan bunların hepsi biz kurtardık. Hepsi bir parti kuruyor. Hepsi parlamentoda birbirini yiyor tırnak içinde. Bu kadar süreden sonra işte orada biraz demokrat davranan bir general var, De Gaulle. Darbe girişimleri de atlatıyor çünkü Cezayir'den ayrılma pozisyonunda. Yani asker çok güçlü ve Cezayir'i bırakmak istemiyor. Oradan bir güç devşiriyor. Ve onu da siyasetin üstünde kullanıyor. Parçalı siyasetin üstünde. Başkanlık sistemini yarı başkanlığa geçtikten sonra, 58'den sonraki 20 yılda, 12 yılda enerji tüketen bir ülke, sonraki 20 yılda nükleer güç sahibi bir ülke haline geliyor. Ve ondan sonrasında hep bildiğimiz Fransa haline geliyor. Şimdi bunun sistemle ne kadar alakası, nasıl bir alakası vardır, ne kadar olduğunu görüyoruz da, nasıl vardır, sistem nasıl işlemiştir filan, bu ayrı bir çalışma konusu. Türkiye'nin istediği şey de bu. Türkiye'nin istediği, yönetimde istikrar sağlandığında, bizdeki belki 7 Haziran 1 Kasım arasındaki 5 ay buna örnek olabilir. Yani ülke sahipsiz değil. Neden? Çünkü ülkenin en büyük partisinin 13-14 yıllık iktidar partisinin lideri Cumhurbaşkanı bir şekilde de kurguladığı, yaptığı, ettiği bürokrasi, devlet yapısı buradaki pozisyonunu koruduğu için de ülkeyi yönetiyor. Hiç kimse öyle aman aman bir endişeye kapılmadı yani 5 ay içerisinde. Şimdi bunu sisteme çevirmiş olduk biz. Şu anda bu sistemi kapıldı ve 1 Kasım'da bastı oyunu geçti yani. Fakat 5 aydan bahsediyorum. Tabii o 5 ayda Türkiye hükümetsiz kalıyordu. Terör halkın, patladı, ekonomi gidiyordu. Ben falan. Başkanlık sistemini de zaten onun üzerine daha ciddiye alındığını düşünüyorum. Bunu kurumsal hale getirmek gerekiyordu. Çünkü orada ben bir görüntü aldığımı söylüyorum. O görüntü şimdi kurumsal hale geliyor. Neden bunu söylüyorum? Yine aynı şekilde Fransa'da yine 1,5 yılda bir mi, 2 yılda bir mi ne hükümet düşüyor. Yine çok parçalı hükümetler kuruldu. Yarı başkanlık olduğu için aşağıda yine başbakanlık var. Fakat ülkenin yürüyüşüne engel olmadı bu. Burada da benzer bir şey arzu ediliyor. Bir de kimi kurumların ilişkili olması gerektiği halde birbirleriyle ilişkisiz, habersiz, dayanışmasız, bilgi alışverişi olmadan aynı işlere, farklı ekiplerle, farklı bütçelerle enerji harcayıp sonra hiçbir şey üretemediği projeleri var. Geçtiğimiz günlerde hayli stratejik bir kurumun başındaki bir bürokrat filan gün gazetede bir ilan yayınlandı gördün mü dedi. Yo dedim teknolojik bir ürün geliştirme işi üniversitenin bir tanesi. Biz şu ürünü geliştiriyoruz başladık şu kadar bütçe ayırdık Türkiye'nin ilk yerli milli bilmem nesini biz yapacağız. Dedi ki stratejik iş olarak bu bize verildi. Yani biz koordine edeceğiz bu işi. Kim bununla ilgili bir yetenek sahibi ise o bizimle çalışmak zorunda. Ama bir üniversite böyle bir ilan vermiş ve çalışmış, bütçesini de ayırmış. Bugüne kadar bu iş hep böyle yapıldı. Hiçbiri tamamlanmadığı için tamamen boşa enerji, insan kaynağı, para vesaire tüketildi, zaman tüketildi. Şimdi bu olmayacak. Bazı yapılar var, iç içe girmiş durumda. Kararı kim veriyor, projeyi kim üretiyor, kim kontrol ediyor, sonuçlarına kim bakıyor?
Kim değerlendiriyor sonuç raporunu, sonucunu? Hangi ürün çıkıyor? Mümkün değil bunu birbirinden ayıştırmanız. Hı hı. Biri bir şey söylemediğinde yahut söylediğinde iş tamamen kilitlenebiliyor. Dolayısıyla o yapıdan da kurtulup şöyle baktığınızda kim kime bağlı, kiminle ilişkili diye görebileceğiniz bir tabloya ihtiyacınız var. Senin demin bahsettiğin işte açıklanmış olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şablonunda bunu görmedik. Orada değil o. Başka yerlerde mutlaka var. O yüzden o ayrıntılar görüldüğünde çok daha net aslında belki nokta atışı ne olduğunu söyleyebileceğiz. Peki. Okan, şimdi senden de sisteme dair mutlaka senin de söyleyeceklerin vardı. Onu alalım ama sonrasında iki Ankara gazetecisini yakalamışken herkesin merak ettiği. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı kendi kabinesini açıklayacak. İsimler, Cumhurbaşkanı yardımcıları kaç tane olacak, olacaksa kimler olacak? İşte bakanlık, 16 tane bakanlık var, o bakanlıklara kimler gelecek? Birazcık o isimler üzerinden de gitmek isterim. Senden sisteme ilişkin kısa hızlı bir değerlendirme varsa sistem eğer eklemek istediği söylemek söylenenlere. Üzerine çok konuşuldu. Belki bu isimlendirmeler nasıl yapılacak sorusu. Şöyle sorayım o zaman. Şimdi gidelim. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek ve resmen göreve başlayacak. Peki kabinesini o gün açıklayacak mı? Şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ayın 8'inde pazar günü yemin etmesini bekliyoruz. Hı hı. Şimdi hani önümüzdeki takvime bakınca 9'u pazartesi en geç kabinenin açıklanması gereken gün olarak görüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bugün duyurdu. Türk dış politikasının bir geleneğidir. İlk ziyaretler doğru. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yapıldı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ayın 10'unda bu seyahatlere çıkacağını söylemişti. Hı hı. Bugün de resmi duyurusu yapıldı. Dolayısıyla kiminle gidecek? Doğal olarak kendisine eşlik edecek Dışişleri Bakanı ile gidecek ve ilk kez vekaleti de hangi başkan yardımcısına bırakacağı da dolayısıyla görülecek. Ya o dönüşümlü bir başkan yardımcısı olacak ya da bir birinci başkan yardımcısı olacak. Hı. Onu da göreceğiz pratikte. Ve nihayet bence çok daha önemlisi ayın 11-12'sinde yani NATO'nun kendi takvimi içinde bir Brüksel'de devlet hükümet başkanları zirvesi var. Orada da Trump'la görüşmesi, hı hı, olacak ve çok sayıda yine devlet hükümet başkanları randevu talebinde bulunmuş. Bugün için bildiğim. Şimdi şöyle bazı sorulara cevap vererek gidebiliriz. Bir, AK Parti'nin 295 milletvekili var. 301 salt çoğunluk. Dolayısıyla milletvekilleri eğer bakan olursa milletvekilliğinden istifa etmesi. Tabii. Dolayısıyla da parlamento grubunda ilgili partinin sayısının azalması, sandalye sayısının azalması söz konusu. Öyle anlaşılıyor ki Cumhur İttifakı'na olan güven ve Cumhur İttifakı'na olan bağlılık ve sürdürülebilirlik o kadar önemseniyor ki en az 3 ya da 4 ismin milletvekilliğinden istifa ederek yeni kabinede görevlendirilebileceği. Dolayısıyla kurumsal hafızanın, siyasi birikimin yeni kabineye taşınması arzu ediliyor. Yani öyle bir maceraya bırakılmıyor. Şimdi isimler belli konusu, isimler? İsimler konusunda yani tahminler var, duyumlar var. Dolayısıyla biraz da temenniler var. Ben bunların bir karma versiyonundan söz edebilirim. Kuşkusuz Enerji Bakanı Berat Albayrak yani milletvekilliğinden kabineye geçmesi kuvvetle muhtemel isimlerden biri. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Hı hı. Yani bu iki isim daha belirgin gözüküyor ama yine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hani kuvvetli adaylar ve isimler. Ama şunu unutmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı parlamentonun önemini seçim döneminde o kadar vurguladı ki önümüzdeki dönemde hem meclisteki grup başkan vekillikleri hem de artık doğrudan meclisin gündemini belirleyecek ve etkin çalışmayı sağlayacak farklı şekilde işlemesi gereken komisyonlara verilecek başkanlar. Hı hı. 18 Ağustos'taki AK Parti'nin olağan kongresi sonrası oluşacak yeni parti yapısı ve bu yönetim yapısı içinde kıdemli isimlere genel başkan yardımcılıklarında verilecek görev ve roller düşünüldüğünde çok yönlü bir stratejik planlama gözüküyor. O yüzden kabineye parlamentodan girecek isimler olabileceğini söyleyebiliriz. İkincisi, özel sektörden gelecek mi? Evet, özel sektörden de isimler geleceği anlaşılıyor. Bunları meslek örgütleri olarak da düşünebiliriz. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden kafa yapısı itibariyle küresel sisteme açık, Türkiye'nin değerler sistemini bilen ve Cumhurbaşkanı çalışma tarzını anlamış ve benimsemiş ve değişik meseleler Cumhurbaşkanı'yla ortak platformlarda bulunmuş isimlerin, bazı büyük şirketlerin, holdinglerin CEO'larının da olabileceği konuşuluyor. Hani isim verirsek şimdi firma bazında bir ayrışmaya gitmesini istemem, doğru bulmam ama bir yoklama var. Bunu anladım, görüyoruz. Üçüncü husus, bürokrasiden gelecekler mi var? Evet. Kafa yapısı itibariyle
bürokrat formundan çok sonuç odaklı çalışan bazı isimler var. Bunlar mesela? Daha çok altyapı ve icranın daha çok yatırım tarafında bulunmuş bürokratlar var. Ya da diyelim ki İstanbul Valisi gibi isimler söz konusu olabilir. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı gibi bir isim söz konusu olabilir. Milli Eğitim Müsteşarı gibi isimler söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani AK Parti döneminde sadece bürokrat kimliğiyle değil, proje üreten ve netice alan kimliğiyle ön plana çıkmış. Bir başka bakış açısıyla İstanbul Okan, Cumhuriyet... Okan, bir yerde dedin ki Süleyman Soylu olabilir dedin. Sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı dedin. Ama İstanbul iki... Valisi dedin. Tabii, şimdi tabii, bunlar sanki dedim? Üç isimde sanki İçişleri Bakanlığı için mi acaba diye bir soru işareti kafada oluştu ister istemez. Doğal olarak evet. Yani dolayısıyla şimdi denklemin birisine Sayın Süleyman Soylu'nun ismini koyduğunuzda hiç sızmıyor mu peki tablo? Ya şöyle söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı bile buna bu aşamada nihai karar vermiştir demek hakikaten ona haksızlık olur. Doğrusu bunun ötesinde bir şey söylersem ben de kehanette bulunmuş olurum. Bu da gerçekçi olmaz. Hani bir gazeteci yakıştırması olur. Onu da zaten... Peki ben isimler üzerinden gideceğim. Yapan, hani onu da yapan kadrolu isimler var. Onlara da o alanı bırakalım. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı da örneğin niye Adalet Bakanlığı'nda veya güvenlikle ve adalet veya yargıyla ilgili bir alanda görev almasın diye sorabilirsiniz. Evet, konuşuldu ismi, duyuyorum ben de. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı da hani işleyen sistemleri de ve bozmaktan oradaki, yana değil. Evet, tabii oradaki fonksiyonu ve onu deruhte eden, yani onu üstlenen, yükümlülüğü yerine getiren ve hakikaten kritik rol oynamış isimleri de yani siyasi rolü olmayacak bir teknik kabinenin içine alma eğiliminde olmayacaktır. Çünkü bulunduğu yerdeki rolü en az bir bakanlık kadar önemli isimlerden söz ediyoruz. O yönüyle bakalım. Bir de son husus, bakan yardımcılarından da söz edeceğiz bakanların. O yardımcıların içinde de az önce sen sormuştun, hocam da büyük ölçüde cevapladı. Koordinasyona katkı sağlayacak siyasi isimler veya AK Parti'nin siyasi sürecinde rol almış isimler de bakan yardımcısı veya birinci bakan yardımcısının yardımcısı gibi pozisyonlarda olabilirler. Yani bakanlar siyasi var, sürecinde yer almış bakanların derken... müsteşarları değil, bir bakan yardımcısı var, bir birinci başkan yardımcısı, bakan yardımcısı gibi. Onun altında da bazı yardımcılar olacak. Bir tür müsteşar yardımcısı gibi. Hani Amerika'da bir deputy denilir, bir birinci başkan yardımcısı, bir de assistant, yardımcı, yani onu asiste eden gibi. O tarzda da bazı siyasi isimlere, AK Parti'nin geniş siyasi havuzundan bazı isimlere yer verileceği anlaşılıyor. O yüzden yani bu tasarım devlette devamlılığı dikkate alan, siyasi birikimi sahaya yansıtan, bürokratik refleksle değil de bürokraside yol almış ama kafasında devletin nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin problemleri bilip sonuç odaklı çalışabilecek teknisyenlere de yer verilen, özel sektör birikiminin ve akademinin kültürünün de taşındığı, hakikaten çok ince işçilik gerektiren, ince kısmı da siyasi sübliminal mesaj olmasın, titiz işçilik gerektiren bir çalışmayı ifade ediyor. Mustafa, isim soracağım ama Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için rakam benim 1-1-2-3. Ya 2 diye konuşuluyor ağırlıkla ama bu hep neye göre bölünecek daha fazlası, peki 2? İşte zaten oradaki mesele o. Yani bir yardımcı işte vekaleten kalacak bu ülkede mecburen. O yüzden Okan'ın söylediği şeyi ben aslında daha sıcak ve daha önemli buluyorum. Cumhurbaşkanının yemini daha önceki durumdan farklı olarak Cumhurbaşkanı yemin ettiği anda aslında hükümet kurulmuş sayılıyor. Tabii. Doğru. Yetkiyi alıyor. Dolayısıyla o andan itibaren eski sistem tamamen ortadan kalkmış, yenisi başlamış oluyor. Hı hı. Ve hemen ertesi günde Cumhurbaşkanı ülkenin dışına çıkıyor. Ve o gün ya Bakanlar Kurulu'nun tamamını, ki muhtemelen bence de, ama en azından vekaleti bırakacağı başkan yardımcısını açıklamak zorunda. Ama şöyle de bir esnekliği var. Başkan yardımcılığı sayısını 1 ile başlatıp 2'ye, sonra 3'e çıkartmak gibi de bir lüksü var. Hı hı. Bazı bakanlıkları da lüksü belki demeyelim de elinde böyle imkanı var. Yetkileri var. rahatlık anlamında lüksü kullandım. biz de genelde lüks fazlalık olarak evet, değerlendirilir evet, ama ben rahatlık olarak. Peki öne çıkan isim var mı? Efendim? Öne çıkan isim. Vallahi öne çıkan isim de yakıştırmalar var. Peki, şu sıralar. Kimler, nedir o? Kimler? Mesela kim şöyle bir yorum olsun yapıldığında mesela. Cumhurbaşkanı evet siyasi isimler olacak diyor, onlarla çalışacağız. Çünkü siyasetten anlaması lazım bu adamın. Sonuçta siyasi sonuç doğuracak yaptığı iş. Hangi bakanlığı yapıyor olursa olsun. Kabinedeki en teknokrat isim diyebileceğimiz belki kimdi başlangıçta? Binali Yıldırım.
yaptığı işleri en fazla siyasi sonuç doğuran isim kimdi? Yine Binali Yıldırım. Sağlık Bakanlığı'nda bunun yanına ekleyebilirsiniz. Önemli bir reform ve seçim kazanmasında en önemli etkenlerden bir tanesi. Biri Ulaştırma Bakanlığı, biri Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla sonuçta da hiç kimse bugün sadece teknokrat biridir Binali Yıldırım diyemez. Ülkenin başbakanlığına kadar gelmiş siyasi kimliğiyle. Ama ben Binali Yıldırım'da şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan arasında bu başkan yardımcısı konusunun bu anda bile konuşulduğu kanaatinde değilim. Hatta bazı bilmiyorum. Olabilir. Ama şunu söyleyeceğim. Argümanlar var. Şunu söyleyeceğim. Ama son MYK ve MKYK toplantıları sürecinde özür diliyorum. Sözünü kestim ama bilerek evet, yaptım. Evet, kestin. Bilerek ve isteyerek işliyorum bu fiili. Yani Sayın Binali Yıldırım'a Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis başkanını ihsas edecek şekilde hitap ettiğine dair partinin yöneticilerinden duyumlarımız oldu. Dolayısıyla Binali Bey'in meclis başkanlığı üzerinde sanki MHP'de adayı çıkartmayacağı için bir doğal uzlaşma var gibi. Şimdi ben gibi. Oraya şu cümlenin sonunda gelecektim. O Rol zaman kaldı. Burada bitireyim. Şimdi başkan yardımcılığı için de bir siyasi profil aranacak. En azından birincisi için bunu söylüyorum. Bu bir. İki, şöyle de bir tercih yapılır mı onu da merak ediyorum. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı yetki ve görevi yani ülkeyi yönetme görevi birisine bırakılacak başkan yardımcısına. Bu başkan yardımcısı seçilmiş mi olacak, atanmış mı olacak? Cumhurbaşkanının bu tartışmayı çok ciddiye alıp almadığı hakkında bir fikrim yok. Şunu biliyoruz sadece, bütün yetki ve sorumluluk Cumhurbaşkanı'nda olacağı için onun dışındakilerin seçilmiş ya da atanmış olmasının bir önemi yok. Zaten meşruiyet sorunu da yok. Seçilmişten kastın ne? Anayasada bu. Seçilmişten kastım, parlamentodan hükümete gidecek olan isimlerden birisi başkan yardımcısı olabilir mi? Mesela? Böylece aynı mesela zamanda seçilmiş de bir isim. Mesela kim konuşuluyor da? Öyle bir isim yok. Binali Yıldırım ismi yakıştırması vardı. Onun gerekçesini yakıştırılıyor ama dedikten sonra Okan'ın söylediğini hatırlatayım. Sanki meclis başkanlığında daha bir İbrahim Kalın ismi şey, mesela. Yani İbrahim Cumhurbaşkanı'na en yakın çalışan isimlerden biri. İbrahim Kalın'ın çok temayüz ettiği önemli bir alan var. Uluslararası ilişkiler alanı. Hem kamu diplomasisi. Kamu diplomasisi diyelim biz ona. Biraz aslında anlatacağım şey oraya geliyordu. Kamu diplomasisi uluslararası ilişkiler. Bu şey değil. Dışişleri Bakanlığı görevi anlamındaki uluslararası ilişkilerden bahsetmiyorum. O da bazen içinde var. Burada artık roller mi karıştı ne oldu o ayrı bir yorum gerektirir ama ilgilendiği alan bakımından söylüyorum. Ama uluslararası medyada verdiği demeçler, yabancı heyetlerle gelip yaptığı görüşmeler ki bu güvenlik danışmanlarıyla oturup konuşan kişi Cumhurbaşkanlığında görevli olarak İbrahim Kalın. Putin'in özel temsilcisinden McMaster'a kadar. Mesela. Dolayısıyla bu ilişkileri yönetme biçimi ve uluslararası medyada verdiği demeçlerin etki boyutunu baktığımız zaman bir kadro açılacağını söyleyebiliriz. Belki bu kamu diplomasisinden sorumlu alanlar belli oldukça olduğunu da söyleyebiliriz bunu. Çünkü o yapılanmada başkan yardımcılarının yardımcıları ve alanları yok. Bütün o kurulların var, işte ofislerin alanı belli anladım. Falan ama bu yok. Orada eğer böyle bir alan varsa, olacaksa pekala bu alanı doldurabilir. Ama dediğim gibi yaptığı işler muhtemel bir alan ve o alana yönelik bir yakıştırmadan bahsediyoruz. Bir de şöyle söylemek lazım belki. Bu hazırlıkların çoğu hele hele son bölümü en azından İstanbul'da konuşulduğu için Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'da kaldığı için bir süre oradan buraya gelirken sızmalarda tabii biraz eksiklikler oluyor. O yüzden kulağımıza çok fazla bir şey gelmiyor bakımdan. Peki devam edeceğiz. Tekrar soracağım isimler var ama kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Siyasi işlere devam ediyoruz. Yeni dönemi ve tabii yeni kabineyi konuşuyorduk araya gitmeden önce. Biraz isim isim üzerinden geçiyorduk. Okan Müderrisoğlu şimdi Cumhurbaşkanı yemin edecek.
Ertesi günde yurt dışı ziyaretleri başlıyor. Tabii beraberinde Dışişleri Bakanı'nı da götürecek. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı duruma göre götürmesi gerekecek. Dışişleri Bakanı'ndan başlayalım. Kim gözüküyor? Ya şöyle söyleyeyim. Mevlüt Bey hala şanslı isimlerden birisi. Hem yakın dönem politik süreçlerine hakimiyeti, hem farklı Amerikan Dışişleri Bakanları ve Rus Dışişleri Bakanları ve Avrupalı muhataplarıyla çalışma biçiminde dikkate aldığında şunu unutmayalım. Ben promote ediyor değilim kendisini de, işleyiş mantığını izah etmeye çalışıyorum. Nihayetinde Avrupa Birliği Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesinde evet. alınacağı için, daha önce Avrupa Birliği Bakanlığı yaptığında dikkate aldığımızda, yani Mevlüt Bey'in isminin hala avantajlı veya dikkate değer ön planda bir isim olduğu anlaşılıyor. Peki AB Bakanı Ömer Çelik? Ömer Çelik... O milletvekili listesinin dışında bırakılmıştı. Evet, Ömer Çelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakikaten yani siyasi aklı içinde önemli yer tutan, bölgesel gelişmeleri doğru okuyan, küresel vizyonu olan, yani siyaset yapıcı bir isim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın onun aklı ve fikrine itibar ettiğini biliyoruz. Bu kendisini Kültür Bakanı olarak görmemiz de sağlayabilir. Güvenlik konularıyla ilintisi ve önümüzdeki dönemdeki rolü düşünüldüğünde bizi Savunma Bakanı olarak da karşılayabilir. Veya Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki siyasi danışmanlarından biri de olabilir. Ama Ömer Çelik'in denklemde olacağını öngörüyorum ben şahsen. Çünkü Cumhurbaşkanı her denklem kuruşunda bazı sürprizlere yer verdiği kadar devamlılığa, güvene, güvenilirliğe, sürdürülebilirliğe ve birlikte yürümeye çok önem verir. Hani siyasette şöyle bir şey vardır, ne düşünüyorsun deyince hele bir yürüsün, bir yürüyüşünü bir görelim de ondan sonra biz söyleriz diye. Dolayısıyla yürüyüşünü bildiği isimler Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemin etkin, sorunsuz işlemesi bakımından da önem verdiği ama hiç mi bir şey değişmedi algısını da kıracağı için ona dönük olarak da yepyeni birçok kişinin duymadığı, bazılarının çok yakın çalışma arkadaşlarının bildiği, danışmanların içinden de kabine alacağı, üstelik de ben kadın bakan sayısının da ciddi oranda ve sayıda artacağını da öngörüyorum. Buna ilişkin bazı ipuçlarımız da var. Cumhurbaşkanı danışmanları içinden Çalışma Bakanlığı gibi, Aile Sosyal Politikalar gibi alanlarda bakanlar da görebiliriz yani. Peki bu ekonomi önemli. Yönetimi şimdi yani mevcut kabinedeki ekonomi yönetimi milletvekili listesi dışında kalmıştı. Bu da bir anlamda yeni dönemde de aynı isimlerle ekonomi yönetiminin devam edeceği şeklinde yorumlanmıştı. Bir sürpriz çıkar mı orada yoksa aynı şekilde? Yani şöyle söyleyeyim, devamlılığı ve bu yakıştırmanın içinde sürprizler var. Yani orada bir değişim bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi bir ticaret alanı farklı bir şekilde ve iç ve dış ticareti birleştirerek tasarlandı. Hazine ve Maliye bir çatı altında toplandı ki gerçek anlamda ve uluslararası örnekleriyle uyumlu Ekonomi Bakanlığı da budur zaten. Adı çoğu zaman Ekonomi veya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'dır. Bizdeki şimdi Ekonomi Bakanlığı aslında Dış Ticaret Bakanlığı ile sınırlı bir alandır. Dolayısıyla oradan bütün ekonomiyi yönetmek mümkün değildir. Gelirin toplandığı, giderin harcandığı yerdir Ekonomi Bakanlığı. O yönüyle bakıldığında bence en stratejik tercih burada ortaya konulacak. Burada bir teknisyen, bir CEO karakteristiğini mi göreceğiz? Yoksa bir siyasi birikimi yansıtan ismi mi göreceğiz? Yani ekonomiyle ilgili alana Sayın Cumhurbaşkanı yani iş dünyasından isimleri alabileceğini söyledi. Ben onun daha çok ticaret, Ar-Ge, sanayi ile ilgili alana yoğunlaşacağını ancak siyasi birikime çok özel önem verilen ekonomi maliye alanının da mutlaka AK Parti ile siyasi yolculuğu olmuş veya Cumhurbaşkanı bu anlamda muhtemet gördüğü isimlerle tahkim Anladım. Edileceğini öngörüyor. Sayın Sobacı nasıl yaklaşırsınız özel sektörden bu hüküm kabineye bu şekilde bir transfer demek ne kadar doğru olur ama yani böyle bir geçişe. Transfer de diyebiliriz artık sistem değişiyor yani bu kavramda uygun yani ama bonservis bedeli ülkeye adanmışlık değil. Onun dışında bir bonservisi elinde olacak yani. Peki. Yani çok nasıl olur entegrasyon? Çok akademikleştirmek istemem ama aslında bu zaten hali hazırda kamu yönetimine hakim trendlerle uyumlu bir hareket olur. Tabiri caizse bir hamle olur. Çünkü kamu yönetiminde özellikle 1980'li yıllardan sonra özel sektör mantığıyla
özel sektör teknikleriyle kamu yönetimini yönetmek şeklinde bir fikriyatın aslında hakim pozisyona geldiğini biz görürüz. Ve en nihayetinde artık bugün toplumsal sorunların biraz daha çetrefilli bir problem haline geldiğini görürüz. Yani tek boyutlu veya tek aktörlü bir çözümün ötesinde olduğunu, bir çabayı gerektirdiğini görürüz. Mesela bugün eğer siz işsizlik sorunu üzerine konuşuyorsanız bir anda aslında istihdam politikası üzerine konuşuyorsunuz demektir. İşte örneğin 1950'lerden 2018'lere kadar hangi dönemlerde ne tür elemana ihtiyacınız olduğunu, hangi alanlarda açık olduğunu bilmeniz gerekiyor demektir. Hangi elemana ihtiyacınız olduğunu sorusunu gördüğünüzde bir anda meseleye eğitim politikası giriyor demektir. Dolayısıyla siz eğitim politikasıyla birlikte o kültür politikasını da işin içine katmanız gerekiyor demektir. Bugünün sorunları tek boyutlu ve tek aktörlü sorunlar değiller. Dolayısıyla bugünün sorunları sektörler arası işbirliğini ve bütün insan kaynağından, ülkenin bütün insan kaynağından yararlanmayı gerektiren sorunlar, mutlaka karar alma süreçlerine dahil etmeyi gerektiren ve pozisyon vermeyi gerektiren durumlar. Bunun bir yandan böyle bir boyutu var. Yani sorunlar çok boyutlu olduğu için özel sektörün tecrübesini de mutlaka kamuya enjekte etmenin bir yolu olarak bakmak lazım. Aynı zamanda bu hızlı icraat veya etkin icraat meselesinde de yine üst kademe yöneticiler çerçevesinde de, sadece bakanlıklar noktasında değil, üst kademe yöneticiler çerçevesinde artık biz yeni sistemde siyasal atamalarla karşılaşacağız. Yani Cumhurbaşkanı'yla, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'yla gelen ve Cumhurbaşkanı'yla giden, genel müdür ve üstünü kapsayan bir takım makamların daha esnek bir şekilde politik atamalarla doldurulduğunu göreceğiz. Tabii bu liyakattan ödün verilebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü eğer liyakattan ödün verirse o hizmet alanında bir performans sorunu ortaya çıktığında tekrar seçimlerle muhatap olacak olan siyasetçidir. Dolayısıyla siyasal atama yaparken bir yandan o 15 Temmuz'u atlatmış bir ülke olarak evet sadakati, ülkeye, vatanına, milletine sadakatin, aynı zamanda liyakatin de bir değer olarak devreye gireceğini göreceğiz. Ve bu anlamda o insan kaynağından yararlanma, ülkenin yetiştirdiği tüm insan kaynağından yararlanma meselesinin genel müdür ve üstü noktasında da devreye girebileceğini, yani üst düzey yöneticilerin özel sektörden gelebileceğini göreceğiz. Çünkü bugünün sorunları, bugünün dünyası gerçekten de tüm boyutlarıyla meseleyi ele almanın ve tüm tecrübelerden yararlanmayı gerektiren bir hal almış vaziyette. Peki. Mustafa, var mı ekleyeceğin isim üzerinde konuşmadığımız ya da... Ya ben aslında isimden çok da profiller var. O kadar öyle kadrolar var ki, dedim ya işte siyasi kimlik dediğiniz zaman daha önce siyaset yapmış olması gerekmiyor. Hmm. Gene Binali Yıldırım örneğine döneceğim. İDO'nun genel müdürüydü Binali Yıldırım. Hmm. Siyasetçi olan Tayyip Erdoğan da belediye başkanıydı. O da bir genel müdürdü. Şimdi birçok yerde böyle genel müdürler var. Cumhurbaşkanının dönem dönem, yani eski başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bir yerlere atadığı, sonra başka bir yerlere, daha önemli yerlere getirdiği ve bir hikayeleri olan isimler. Aa, o mu, tamam, o geldiği yeri yapar dedirtecek isimler insanların aklına geliyordur birçok isim. Bir de işte bir takım ekonomik kurumlar var, kurullar var. Bunların başında yine siyasetle birlikte verilmiş kararlar var. Yani siyasi sonuçlar olan kararlar var. Bunları alan ve uygulayan isimler var. Buralardan da buralarda kaynak, öyle anladım, söyleyelim. Ama sadece bakanları düşünmemek lazım. Ofislerde ve kurullardaki isimler de en az onlar kadar. Belki bakanlar, icracı, tamam da arkada politikaları belirleyen, onların sahaya, uygulamaya konulmasını organize eden ve ondan sonra da dönüp ilerleme raporlarını yazan, yazacak olan kurullardan bahsediyoruz ve ofislerden bahsediyoruz. O bakımdan oradaki insanlar da bakanlar kadar önemli, oradan onların isimleri de. Daha önce bir bakana baktığınızda, tamam, bunun yürüyüşü alır, işte bakanlığını götürür, sürükler. Hı-hı. Ama şimdi bakıyorsunuz, ya bakan şununla mı çalışacak, tam onunla çalışacaksa o zaman işi yürütebilir diyebileceksiniz. Anladım. Ben o yüzden kadronun hem içeride insanlara, Türkiye'de vatandaşlara, siyasete, işte devlete, bürokrasiye vesaire, hem de yurt dışında yatırımcıya, yani ekonomiye dair güven açısından isimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara bak, elbette birinci derecede Cumhurbaşkanı var, kimsenin itirazı yok. Hı hı. İşin belki yarısı o.
Ama öbür taraftan da kimlerle yol yürüyecek? İşte o bir takım bazı bakanlar var. Dışarıda bırakılmış bakanlar var. Onlar potansiyel görünüyor şu anda. Mesela isim sayacak olursak oradan başlayacağız. İşte ne bileyim Mehmet Şimşek'ten, ne siz bahsettiğiniz Ömer Çelik'ten ya da Sanayi ve Ticaret Bakanı'na vesaire. Anladım. Peki. Şunu da 5 dakikamız kaldı. Şunu sormak isterim. OHAL, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası kalkacak demişti. Şunu anlıyoruz bir anlamda. Yani uzatma tezkeresi gelmeyecek. Öyle mi? Yani Okan, şu ana kadar AK Parti'nin verdiği sinyaller bu doğrultuda. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. 19 Temmuz'da süresi doluyor olağanüstü hale ilgili düzenlemelerin. Şimdi bir çalışma yürüyor. Bir konuya açıklık getirelim. Bir yandan anayasada çerçevesi tanımlı ve bir yetki yasasına dayanarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler var ki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin altyapısını sağlayacak uyum düzenlemeleriyle ilgili kanun hükmünde kararnameler. Bir de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda olağanüstü hal ilan edildikten sonra o olağanüstü hal çerçevesinde ortaya çıkan ve şu anda özellikle FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede etkin bir enstrüman olarak kullanılan kanun hükmünde kararnameler var. Dolayısıyla görünen o ki 19 Temmuz'da uzatma olmayacağına ilişkin eğilimle bu mücadelede kısa süre içinde yapılması gereken işlemlerden ve bunların 19 Temmuz'a kadar yetişmesinden kaynaklanan güçlükler nedeniyle bir kısa süreli olağanüstü hal uzatması, bir 3 ay değil de diyelim ki bir 45 gün gibi. Çünkü bunun esnekliği var zaten. İlle de 3 ay, 6 ay, 9 ay diye somut takvime bağlı değil. Bu yetki ve inisiyatif var. Bunun üzerinde bir ihtiyaç beyan edildiğini duyuyorum. Henüz siyasi bir karara dönüştürüldüğünü veya bir eğilime dönüştürüldüğünü teyit etmiş değilim. Ancak peki böyle bir ihtiyaç 45 günde ortadan kalkacak mı? Yani en azından yeni hükümet takvimlendirmesini yaparak birikmiş işlerle, unutmayalım yani uzunca bir süredir seçim meydanları ve siyasetin kendi sıcaklığı ile ilgili devlet işleri ister istemez rutininde gitti. Bu yapısal problemin çözümüne ilişkin atılacak son adımlar ile o arada olağanüstü hal çerçevesi içinde yapılabilecek bazı düzenlemelerin yetkilerinin mevcut kanunlara veya bir çerçeve kanununa eklenerek bundan sonra da adı olağanüstü halden arındırılmış olağan yönetime geçilirken terörle mücadeleye ilişkin olağanüstü bazı yetkilerin kullanılabilirliğine ilişkin de bir çerçeve. Bunu Fransa yaptı, olağanüstü hali kaldırdı. Bir çerçeve yasa çıkarttı. Bugün Fransa'da herhangi bir havalimanında 10 kilometre mesafedeki herhangi bir kimse şüpheli olarak üstü aranabilir, arabası aranabilir, durdurulabilir. Veya bir ibadethane terörle ilgili bir faaliyete kaynaklık ediyor iddiasıyla kapatılabilir. Bugün Fransa'da bu yetkiler var. Şimdi ama 45 gün deyince Ağustos sonu. Evet, yani ben 30 Ağustos'un Şura'nın da geçmesiyle ilgili de bir sürecin işleyebileceğine ilişkin bir acaba sorusuna cevap arandığını biliyorum Ankara'da. Ama eğilim 19 Temmuz'dan sonra olağanüstü hali uzatma yönünde değil. Fakat yapılabilecek işler için biraz daha bir zamana ihtiyacımız var şeklinde görüşler beyan edilmeye başlandı. Peki Mustafa, sende var mı bu yönde bir? Yok, yani benim Okan'ın söylediğine ekleyecek çok fazla bir şey yok. Aşağı yukarı özetledi zaten. Peki, son sözü de size verelim Sobacı. Yani bu olağanüstü hal uygulaması kalkacak mı, kalkarsa kalkmazsa ne olur? Tabii Ankara kulislerinde Ankara gazetelerinin temsilcileri olarak kulis bilgilerini alıyor ama ben olağan bir vatandaş olarak bu kulis bilgilere sahip değilim. Bunu gözettiğimizde Cumhurbaşkanımızın çok açık bir beyanı var 19 Temmuz itibariyle. O halde zaten hiçbir zaman benim anlayabildiğim kadarıyla seçimle ilişkilenmiyor. Çünkü şöyle bir tartışma da yürüyordu. Niye seçimden önce kaldırmadı? Evet. En azından seçimlere o halsiz ortamda giderdik. Benim kanaatim zaten o hali Cumhurbaşkanı'nın hiçbir zaman seçimlerle ilişkilendirmediği yönündeydi. Ne zaman ki aslında belki ekonomik algıyla bir gitmeye başladı o hal meselesi. O zaman yani, daha tartışmalar evet, oldu. O halin ne zaman ki ekonomiye ve yabancı sermaye uzaklaştırdığı için ekonomiye zarar vermeye gibi bir algı toplumda yerleşmeye başladı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı o hali bir problem haline getirdi ve kaldıracağının seçim kampanyasında sözünü verdi. Dolayısıyla ben 19 Temmuz'un burada biraz daha belirgin olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Zahit Sobacı programa katkınız için. Okan Müderrisoğlu, Mustafa Kartoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşamlık siyasi işlerin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.